Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu Çarşamba Söyleşilerinde bu hafta konuğumuz Yeditepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Markus Graf'ı ağırlıyoruz. Markus Graf'la bugün Çağdaş Sanat'ta küratöryel düşünce ve pratikleri üzerine söyleşi gerçekleştireceğiz. Tabii sorulara geçmeden önce ben çok kısa, Haziran için çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Daha sonra da konuya detaylı olarak gireceğiz. İki tane çok önemli sergiden bahsetmek istiyorum. Bunlar benim Almanya'ya gittiğimde karşılaştığım çok önemli ve bugünkü konunun da ana eksenini oluşturan iki büyük sergiden bahsedeceğim. Bir tanesi Documente, Kassel Documente. Bir diğeri de Bern Kunsthalle'de gerçekleşmiş olan, 1969 yılında gerçekleşmiş olan Harald Szeman'ın sergisiyle ilgili. Ama ondan önce şu ne olduğu belli olmayan gibi duran küratörlüğe ait bir şeyler söylemek lazım. Küratör kelimesi Latince curare'den geliyor. Ve bu da antik Roma'da erkek olmak kaydıyla kendi işlerini yapamayan, kendi işlerini düzene sokamayan, herhangi bir eksikliği nedeniyle o işleri yapamayan insanlar için onların adına bu işi yürütecek insanlara verilen ad. Siz değilsiniz. Evet, bu insanların adına bir türlü kayyum atanmış oluyor. Ve onlar da onun adına bu insanların işini yapıyor. Ama bir şartla, erkek olma kaydıyla. Kadınlar bundan müstesna. Nedenini daha sonra konuşalım isterseniz. Ve daha sonra bu 17. yüzyıla kadar bu şekilde devam ediyor. 17. yüzyılda bu müzecilik alanına geçiyor. Buralarda kullanılmaya başlıyor. Ama daha 17. yüzyılın hemen arkasında, pardon 19. yüzyılda müzeye geçmeden önce bir serüveni daha var bu işin. Üniversitede bu işleri yürütenlere üniversite küratörü deniyor. Bunlar da üniversitedeki işleri düzene sokmaya çalışan, o üniversitenin gelişmesini sağlayan, onları bir adım öteye taşımaya çalışan, hem işi konserve eden, kollayan, koruyan bir kimlik. Daha sonra 19. yüzyıla doğru bu müzeye aktarılıyor ve müzeler bu işi üstleniyor ve müzelerin envanterini korumak üzere, onları düzenlemek üzere, sergilerini yapmak üzere görevlendirilmiş bu insanlara da küratör deniyor. Ne zamana kadar? Çağdaş yapıya ulaşıncaya kadar, 60'lı yıllara gelince, 1960'larda çok önemli bir hareket oluyor. İşte o hareketten biraz sonra bahsedeceğim. Ama bu 80'lere kadar devam ediyor. 80'lerde küratör kelimesi artık piyasada dolanmaya başlıyor. Çağdaş sanatta da bu yerini bulmaya başlıyor. Ve bunlar da birkaç türe ayrılmaya başlıyor. Daha doğrusu üç. Bir kuruma bağlı olanlar, bir kurumdan bağımsız olanlar, tek başına çalışanlar şeklinde, yarı bağımlı olanlar şeklinde bunlar ayrılıyorlar. Günümüzde ise son şekli olan, hiçbir yere bağımlı olmayan küratörlerden oluşuyor. 1955'e döneceğim tekrar. Çünkü Çağdaş Sanat'ın başladığı noktalardan bir tanesi bu. 1945 sonrası Almanya paramparça oluyor, yıkılıyor. O taş taş üstünde kalmamış bir ülkede daha sonra sanat alanında, kültür alanında büyük gelişmeler kat ediliyor. Bunu da arkasından ekonomi izliyor. Ve bugünkü seviyelerine tekrar çıkıyorlar. Tam da Almanların bu karanlık döneminde, yani savaş sonrası
döneminde çok akıllı insanlar toplumu iyi noktalara getiriyorlar. Bir yerlere taşıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Arnold Bode. Ben 1972 yılında devlet burslusu olarak Almanya'ya gönderildim ve Kassel'a gittim. Kassel'a gitme nedenim Dokümante sergisinin yapılacağıydı. Çünkü Almanya'ya vardığımda 6 ay kadar bir süre içerisinde her gazetede, her dergide bununla ilgili haberlerle, televizyonlarda bununla ilgili haberlerle yoğrulmuştu. Gerçi ben oraya gittiğimde Markus Graf henüz doğmamıştı. 2 yıl sonra doğacaktı çünkü. Biliyorsunuz köken olarak Almanya'dan geldiği için, Alman diyebilir miyiz aynı zamanda? Hem Alman hem Türk. Dolayısıyla orada müthiş bir hareket var. Yazılıyor, çiziliyor, dergiler, gazeteler tamamıyla dokümanteyle yatıp dokümanteyle uyanıyorlar. Benim de yabancı dil kurslarına katıldığım bölgeden bunları izledim ve Kassel gibi bir yerde böyle bir hareketin olacağını düşündüğüm için Kassel'daki akademiye de başvurdum ve oraya gittiğimde dünyanın en önemli 100 sanatçısının sergisiyle karşılaştım. Kassel'de çok önemli görevler yapmış ve Kassel'li olduğu için Kassel'a da hizmet etmek üzere ve ülkenin ekonomisine, ülkenin kültürüne katkı sağlamak üzere Arnold Bode bir proje gerçekleştirmiş ve bunu 5 arkadaşıyla gerçekleştirmiş ve Kassel'da Dokümante sergisinin açılışı yapıldı. Ve ben buna şahit oldum. Bu 5 yılda bir yapılabilen, daha sonra belki Sayın Graf bazı şeyleri işaret edecektir orada. 5 yılda yapılan bu sergiler bazen 4 yıl oldu. Bu sergiler dünyanın en önemli çağdaş sanatının hareketlerini yönlendirebilen işlerden oluşuyor. Yani o güne kadar, o 5 yıl içerisinde dünya sanatını nereye taşıyabileceğini hissettikleri yapıtları içerisine alan bir sergi. Bunun içerisinde kimler vardı? Gerçekten isim olmuş herkes vardı. Picasso'lar da oradan geçti, Leger'ler de oradan geçti. Çok önemli insanların oradan geçtiğini biliyoruz. O sergilere katıldıktan sonra daha meşhur olduklarını biliyoruz. Bugün hala o görevi yapıyor. 14.sünü yaptı. Ve 14.sü çok enteresan, Kassel'dan çıktı, Atina'ya kadar geldi. Sayın Graf, ilk sorumu buradan sorayım mı? Olur. İstanbul'a ne zaman gelecek? 15.de mi gelecek? Düşünün, cevabını sonra verin isterseniz. Umuyorum ki 15.si ya da 16.si, çünkü sergi Atina'da açıldı, 14.sü. Kapanması Kassel'da yapıldı. Yani iki şehirli bir şeye döndü, sisteme döndü ki bu da çok çok önemli. Dünya için çok önemli, sanat için, kültür için çok önemli. Türkiye için de çok büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi ise oraya gittiğimde dokümante esnasında sunulan kitap ve diğer dokümanlar. Bunların zenginliğiyle ben hayretler içerisinde kalmıştım. Çünkü oraya vardığımda 1972'de Türkiye'de birkaç tane kitap çıkmıştı ve bunlar da Türkçe değildi. Ama oraya vardığımda on binlerce masanın üzerine kitaplar, insanlar satın alıyorlar, okuyorlar. Ben de tabii o kitaplardan aldım. Ama bir kitap kapışılan bir kitaptı. Merak ettim. Bu da Harald Sezeman'ın Bern Kunsthalle'de yaptığı bir serginin kataloğuydu. O 69 yılında belki de çağdaş sanattaki küratöryel düşünceyi tetiklemiş en önemli sergi diye ben düşünüyorum. Ve o kataloğun orijinalini aldım. Ben de hala kitaplığımın bir köşesinde durur, alırım arada sırada okşarım.
Çok değerli bir kitap. Eğer davranışlar forma dönerse, biçime dönerse. Burada dünyanın çok önemli insanları yer aldılar. Kimler vardı? Karl Andre oradaydı. Sarkis oradaydı. Walter de Maria oradaydı. Michael Butte benim hatta okulumdan 2 yıl önce mezun olmuş ama önemli bir sanatçı oradaydı. Edward Kinholz oradaydı. Joseph Beuys oradaydı. Darboven oradaydı. Walter de Maria oradaydı. Mario Merz oradaydı. Yani o son dönemde Fluxus ekibinin hemen hemen çoğu oradaydı. Minimalistlerin bir kısmı oradaydı. Sol Levit oradaydı. Bütün bu önemli isimleri bir araya toplamıştı Harald Szeemann. Ve bu insanlara geleceği hatırlatan yepyeni bir dünya sunuyordu. Ve sunuş biçimi de çok farklıydı. İşte bu iki şey benim için çok önemliydi. Ve günümüze geldiğimizde, yani 90'lara geldiğimizde artık bu bir meslek haline gelmeye başladı. 69'da başlayan bu hareket, sanat alanına girmiş bu hareket. Çünkü Almanca Ausstellungsmacher diye geçer. Fransızlar bunu sergi komiserliği olarak adlandırırlar. Ama çağdaş sanatta artık bu küratör kelimesiyle karşılık bulmaktadır. 1993 yılında İngiltere'de bir program açılır ve bu program küratör yetiştirmeye yönelik bir programdır. 1994 yılında New York'ta bir program daha açılır. Orada da bu program hayata geçirilir. Türkiye nerede? Türkiye daha sonraki yıllarda evet, o da buna katılmıştır. Ve bugün artık küratörlük mesleğini öğrenmeye çalışan, çünkü artık bir meslek olarak görülüyor. Bu mesleği seçen insanlara da eğitim verebilecek bir şey olması lazım. Bildiğim kadarıyla 2-3 programımız var Türkiye'de. Bir tanesinde de Sayın Markus Graf çalışıyorlar. Yeditepe Üniversitesi böyle bir program açtı. Sanat yönetimi programı açtılar ve burada da buna yakın bir program izleniyor. Evet, ben bundan sonra sorularımı yerimden devam edeceğim. İlk sorumu sormuştum. Atina'da başlayan 14. küratörlük meselesi bize gelecek mi diye başladım. Arkasından da diğer soruları soracağım. Evet. Cevap vermeden önce merhabalar, hoş geldiniz. İlk olarak Bünyamin Hoca'ya bu güzel davet için ve fakülteye teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tabii ki Altınbaş Üniversitesi. Ki yani bu sohbet sayesinde ben sizin kampüsüne gelebildim. Ve tabii ki bunun gibi konuşma, sanat sohbetleri ve bunu dizi haline getirmek çok önemli. Çünkü sanat ve insanlar arasında bir köprü kurabilmek için işte sergiler yapılır, sohbetler yapılır, yazılabilir, dersler verilebilir. Ve bu bağlamda sizin yaptığınız bu çarşamba sohbetleri aslında bu bağlamda eğitimin bir parçası olarak görülebilir. Kesinlikle. Ve işte sanat ve toplum arasında önemli bir köprü olarak. Ki bu sanat ve toplum arasındaki köprü kelimesini biraz sonra tekrar döneceğim. Çünkü küratörlük aslında bunu yapıyor. Onu soracağım. Evet. Şimdi sizin sorunuz, 15. dokumenta gelir mi? Gelmez. Çünkü 14. dokumentanın yaptığı dokumenta tarih içinde de bir ilkti. Yani ilk defa dokumenta sadece kasıl değil, dışarıda da yapıldı. Bu yüzden böyle bir istisna genel olarak başka bir ülkede tekrar mı yapılır mı onu bilemiyorum. İhtiyacımız olur muydu? Bence ihtiyacımız olurdu, iyi olurdu. Belki 20. de gelir.
Ama şöyle belki bir şey altına çizebilir. Teoretik olarak gelebilir de çünkü artık İstanbul cazip bir hali gelmiş. Yani 90'larda, 80'larda sanat ortam açısından baktığımızda İstanbul ya da Türkiye genel olarak çok daha fakirdi. Günümüzdeki bu son 15 sene boyunca buradaki gelişmeye baktığımızda sanat üretiminden bahsetmiyorum, sanatın ortamından bahsediyorum. Bu ortam özellikle son 10 sene daha profesyonelleşti ve daha kurumsallaştı. Ve hem işte sanatçı sayısı, kurum sayısı, takipçi sayısı çok büyük bir şekilde arttı. Belki de şey bile, dokumenta o kadar ihtiyacımız yok çünkü bizim bir İstanbul Biennale'miz var. Bu fevkala iyi bir Biennale ki yani İstanbul Biennale uluslararası arenada ilk 5'e rahatça girer. Yani, yani şu anda dünyada 200 tane Biennale varken ilk 5'te bizim İstanbul Biennale'de yani bu uluslararası görüşe göre yer alır. Bu yüzden dokumenta gelmese de şükür İstanbul Biennale'miz var. Peki, siz küratörlük kelimesini nasıl ele alıyorsunuz? Bir küratör olarak. Hmm. Çünkü biz sizi tanımış bir küratör olarak biliyoruz. Ve bu işi de sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yurt dışında da yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir küratör gözünden küratörlüğe baksak. Şimdi biraz sanat gibi. Yani nasıl sanat için tek tanımı olmazsa, yani sanatın üretimi için, küratörlük için de tek bir tanımı olmaz. Burada 10 tane küratör koyun, 10 tane farklı küratöryel yaklaşımı görebilirsiniz. Hatta 10 tane farklı sanatçı koyun, 10 tane farklı sanatsal yaklaşımları görebilirsiniz. Yani bazı Türkiye'de mesela bazıları tasarım eğitimden küratörlük gelmişler. Onun sergileri biraz daha tasarım ağırlıklı, mekansal. Bazıları mimarlıktan geliyor, onun ana konusu mekan olabilir. Birisi sosyolog olabilir, aynen, onun sergileri öyle. Birisi sanat tarihçisi, onun sergileri böyle. Bu yüzden yani benim anlayışıma göre ben aslında küratörlük bir nevi bir sanatsal araştırma merkezi olarak görüyorum. Yani genellikle biraz önce izah ettiniz, kabaca iki tür küratör tipi var. Birisi freelance olarak çalışıyor, işte bir fikri sahibi olur, sonra sanatçılarla beraber bu sergiler geliştiriyorlar. Öbür tarafta kurumsal küratörler var. Yani kurum için, müze için, galeri için daha uzun vadeli çalışan küratörler. Ben iki taraftan çalıştım ama bana daha cazip gelen taraf kurumlarla beraber çalışmak. Çünkü bu bağlamda bir kurum ile bir vizyon kurabilirsiniz ve benim genellikle şöyle bir yaklaşımım var. Beni ilgilendiren, beni bazen rahatsız eden, benim anlamadığım konular olabilir. Bu konuları sanatçılarla, sanatsal kavramlarla beraber aslında incelemeye çalışıyorum. Yani bir bağlamda her sergi mekanında bir kavram, bir düşünce, bir derdimiz var ve bu derdi aslında farklı sanatçılarla, farklı yaklaşımlarla, farklı açılardan inceliyoruz, tartışıyoruz. Ve bu şeklinde genellikle ben mesela diyelim ki işte feminizm olabilir ya da kimlik olabilir ya da başka bir konu olabilir. Genellikle bu konu üzerinde yoğunlaşırken ilk olarak bulunduğum ortamda hangi sanatçıları zaten bu alanda nasıl çalıştığını araştırıyorum. Bunları bulmaya çalışıyorum. Sonra bu sanatçıları yanına peki, gidiyorum. Peki o detaya girmeden önce benim soracağım tam da küratör kelimesi üzerinden gidersek biraz daha rahat gideriz diye düşünüyorum. Vasif Kortun'un bir tarifi var. Tabii Vasif Kortun Türkiye'de küratörlüğü ilk defa yapan kişi olarak biliyoruz. Ondan önce yapılmıştır. Tabii sergi düzenlemesi yapılmıştır. Sergi komiserliği yapılmıştır ama küratör kelimesini tam karşılayacak şekilde bu işi yapan onun tarifiyle bir sosyolog, bir antropolog, bir sanat tarihçisi, bir üçüncü göz, bir hatta finansör olması gerekiyor mu? Hatta onun dediği gibi bir sanat düşmanı olmalı mı? Tarifinde bu da var çünkü. Belki ironik bakıyor ama. Yani çünkü mekandan anlayacak.
düzenlemeden anlayacak, insandan anlayacak, alımlayıcıyı bakacak, inceleyecek ve onlara göre bir şeyler sunacak. Dolayısıyla bütün bu özelliklere sahip bir kişilik midir? Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Yani ben genellikle bir üçgen çiziyorum ve üç köşede farklı kitleler var. Bir kitlede sanatçılar ve sanat dünyası, bir köşede kurumlar, bir köşede halk, seyirciler. Üçü çok farklı. Üçü farklı sanata karşı beklentileri var, farklı iletişim stratejileri var ve küratör tam ortasında duruyor. Küratör aslında sanatçı ve kurum, sanatçı ve halk, halk ve kurum arasında köprü kuran kişi. Kişi. Bir nevi aslında iletişim uzmanı diyebilirsiniz. Küratör aslında çok katmanlı bir meslek. Çünkü bir yanda dediğiniz gibi sanattan anlaması şart. Dolayısıyla sanat bilimi, sanat tarihini bilmesi gerekiyor. Tabii tabii bir uzman olması gerekiyor. İki, sergilerden ya da temel sanat eğitim, görsel balans, mekan, malzeme, inşaattan anlaması gerekiyor. Yani bu bağlamda aslında uygulamalı bir alan. Üçüncü, işletmeden anlaması gerekiyor. Yani time management, organization management, işte iletişim, sosyal medyalarda iletişim bunları stratejileri. Bunları kurması gerekiyor. Yani bu bağlamda küratörlük hem entelektüel yaratıcı bir meslek, hem de işletme ağırlıklı. Tam da bu soruyu soracaktım. Özetlersek, bu bir mekanik bir iş mi, bir entelektüel iş mi? Tam şey yani ne öyle ne böyle. Sadece entelektüel uçamazsınız. O da var. Çünkü ona var tabii ki ilk olarak, yani benim sergilerim ilk olarak entelektüel bir fikir ile başlıyor. Yani bir fikir, bu bağlamda aslında aramızda çok büyük bir farkı yok. Yok. Sizin ilham kaynaklarınız nerede, fikirlerine nereden geliyor ya da işte bu ya da başka sanatçıya baktığımızda şey diyor, gelir ve ondan sonra bu fikri, bu fikri ifade edebilmek için ve paylaşabilmek için uygun malzemeleri, stratejileri, işte sanatçıları, aslında sanatçılarla beraber ben paralel bir dünya kurmaya çalışıyorum. Yani eğer siz İstanbul'dan benim sergime girerseniz bir nevi İstanbul dışına çıkacaksınız. Ve bu mekan içinde sanatçılarla beraber yeni bir dünya kuruyoruz ve orada belli konuları tartışıyoruz. Ve küratör aslında hizmetkar, hizmetçi. Peki nerede başlıyor? Yani siz bir proje oluşturuyorsunuz. O projenin arkasından nasıl bir yol izliyorsunuz? Aslında şöyle, sanatçılarla bir araya gelme ne zaman oluyor? İşte finansörlerle ilişki ne zaman oluyor? Sergin mekanıyla onun iç düzenlemesiyle publikumla ilişkiler nasıl oluyor? İşin kitap katalog tarafı, onun manifestosu ve bunlara benzer şey. Yani bunlarda bir sıra izliyor musunuz? Tabii tabii. Yani hatta derslerde genellikle öyle bir model çiziyorum. Yani A'dan Z'yi. Yani kısaca aslında şey gidiyor yani. Vizyondan temizliğe, açılıştan sonraki temizliğe kadar, space management. İlk olarak bir fikir, bir vizyon çıkıyor. Sonra bu fikir tartışmam gerekiyor içimde. Yani şey bakmam gerekiyor, bu kavrama göre sanatçıları var mı? Bu çalışma yapılabilir mi? Birazcık yüksek lisans tezi gibi. Bazen öğrenciler geliyor bir konuyla, güzel, şey görüyorsun yani şahane bir konu ama olmaz. Yani literatürü yok ya da işte falan da yok. Yani bir bağlamda ilk olarak hakikaten çok uçuk bir fikirle başlayabiliriz. Sonra bir şekilde ben ona hamilelik süresi diyorum. Yani içinde kalıyor. Ondan sonra araştırmaya başlıyorum. Sanatçılarım var, daha önce sergi yapıldı mı? Sosyal bilimlerde bu konu nasıl tartışılıyor? Psikoloji olabilir, sosyoloji olabilir. Çoğu zaman felsefeden giriyorum. Sonra araştırmaya başlıyorum. Türkiye'de, İstanbul'da ya da genel olarak bu alanda kim çalışıyor? Zaten genellikle öğrencilere şey öneriyorum. Bu alanda çalışmak istiyorsunuz, çok fazla beklemeyin. Bir küratör ne yapıyor? Bir küratör aslında sergi uzmanı. Ve bunun için ne gerek var, ne gerekiyor? Yapmak lazım. Sergi yapmak istiyorsun, yap. Sanatçı olmak istiyorsun, üret. Aynı. Ya günümüzde işte şimdi birçok palavradan bahsediyoruz. İşte bütçe olsun, galeri olsun, ilk sergi İstanbul Modern olsun falan, havalı olsun, İstanbul Art News'ta benimle, hepsi palavra. Sanatçının ilk derdi ne olmalı? Üretmek. İkinci derdi ne olacak? Ortamda gözükmek.
sergi açmak. Üçüncü belki piyasa. Piyasa size gelmesi gerekiyor. Küratörlük de öyle. Mesela şu andaki durumda gayet rahatım. İşte kurumlarda çalıştığımda altyapısı hazır. Medya ajans hazır, grafik ajans hazır, bütçe hazır. Evet. Ama mesela ilk sergimi nerede yaptım biliyor musunuz? Kendi evimde. Peki bu kurumla bağlı olan sponsorluklarda negatif bir taraf da yok mu? Yani özgürlükle bağlantılı olarak. Tabii yani şöyle bir şey var. Türkiye'de ben bazen şöyle diyorum. Türkiye'de sansürlü bir sorunuz yok. Çünkü otosansür var. Yani bu ifade atana kadar, aslında atmadan önce çoktan aslında orada herkesin böyle bir müfettiş kafasında. Yani bir otosansür seviyesi çok yüksek. Aslında yani ifade özgürlükten önce düşünce özgürlüğü geliyor. Asıl Türkiye'deki sorun onunla ilgili. Dolayısıyla tabii ki eğer siz kurumlarla çalışıyorsunuz, üç tane sakıncalı konu var. Aşırı siyaset, pornografi ve din. Evet, bunların üçünü sokamazsınız. Evet ama yani bir anda şey diyebilirsiniz, aman şimdi ne yapacağım yani. Bunu sonuç olarak Almanya'da bu üç konu o kadar olmazdı. Ama buradayım. Yani sonuç olarak sen bir eve girersin, bu evinin oyun kuralları bilirsin. Buna uymak zorundasın. Ve bazen şöyle, bu özellikle bu konuda iki strateji var. Ya reddedersin ya da sistem içine girip sistem içinden değiştirmeye çalışıyorsun. Ben genellikle ikinci taraftayım. Ama sistemin içinden değiştirmek çok daha zor gibi geliyor bana. Çünkü o sistemden yetişmiş ürünlerin onu değiştirme şansları pek kalmaz. Çünkü o mantıkla yetiştikleri için sisteme müdahil olmaları, onları değiştirmeleri daha zordur. Şimdi siz kurumsal olanı tercih ediyorsunuz ama bazı sponsorlar, küratörler özellikle bu alanın dışında serbest çalışmak istiyorlar. Çünkü ben herhangi bir şey yapacağım ve yapacağım şeye kurum muhakkak karışacak. Atıyorum falanca firma böyle bir şey yaptığım zaman bunu çok siyasi bulacak ve dolayısıyla para vermeyecek. Vermediği zaman benim kaynağım yoksa onu gerçekleştirme şansım da zorlaşıyor. Dolayısıyla şeyi tercih ediyorlar. Özellikle serbest çalışmayı. Sizin bunu tercih etmenizin başka bir nedeni olabilir mi? Yani kurumlarla çalıştığınızda sergi kalite ve iş kalite açısından daha yüksek daha bir seviyedesiniz. Daha rahatsın. Yani daha rahatsın, evet. İşte mekanın hazır olunca, ya çünkü yani ben 10 senedir serbest çalıştım. Yani bu işin o aradaki ne kadar zor olduğunu biliyorum diyorsunuz. Yedim. Yani zaten bütün küratörlere serbest olarak başlıyor. Evet. Yani biz hepimiz işte 3 tür sergi var. No budget, low budget ve high budget. Ki ben bile high budget'a hala gelemedim. Ama biz hepimiz no budget'tan geldik. Yani dolayısıyla yani kurumlarla çalıştığınızda oradaki zorluklar bazen yaratıcılığınızı tetikliyor. Ki ben zorluklardan çekinseydim Türkiye'de kalmazdım. Evet. Mesela insanlar sürekli bana şey diyor, deli misiniz Marco, sen ne yapıyorsun burada? Ama bence özellikle şu anda ve İstanbul'da sanat ve kültür ile uğraşmak ve bu konuda etkin olmak önemli ve doğru yere doğru burası. Bu yüzden ben genellikle şey inanıyorum, ben devrimlere çok inanmam, makro devrimlere. Onlar 100 senede bir geliyor. Ama mikro değişimleri herkes her gün yapabilir. Ve kurumlara girdiğimde bu bir üniversite olabilir, bu bir galeri olabilir, bu bir community olabilir. Doğru. Bu community'de mikro değişimlerle uzun sürecek ama bunu birebir yaşadım ve fark ettim. Çünkü kurumlarda da yaşıyor ve değişiyor. Peki bu paydaşlardan birisi sanatçılar. Mekan ve diğer şeyleri, alıcıları, izleyicileri bir kenara bırakalım. Sanatçıların rolünü nasıl belirliyorsunuz? Siz mi belirliyorsunuz? Çünkü en çok şikayet burada oluşuyor. Bazı küratörlerin daha çerçeveyi çok iyi çizip, entelektüel tarafı çok iyi çizip, önlerini hazır sunduktan sonra bunu gerçekleştirmeye yönelik çalışmaları oluyor. Bazıları da birlikte oluşturuyor. Sizin çalışmalarınızda bu nasıl yürüyor? Ben genellikle var olan
sanatçılarının var olan yapıtları sergiliyorum. Yani iki tür çalışma prensibi var. Bazı küratörle, sanatçılarla beraber sıfırdan oluşturuyor ya da sipariş veriyor. Ben genellikle bunu çok yapmıyorum, tercih etmiyorum. Hazır bitmiş olanlarla. Evet, çünkü yani zaten sipariş vermek ya da commission vermek, ya orada sanatçı çok kolay bir şekilde tasarımcı dönüşebilir. Ben bu iletişim ve ilişkiden çok hoşlanmıyorum. Bazen şöyle deniliyor, yani küratör bir diktatör mü, bir parazit mi, sanatçının patronu mu? Bana biraz komik geliyor çünkü güçlü bir sanatçının patronu zaten olamazsın. Yani her ilişki gibi özel ya da profesyonel olarak bir güç dengesi olması gerekiyor. Ve genellikle eğer benim şimdi kurumsal olarak ya da serbest olarak bir sergi projem varsa, ben bu projeyle sanatçıya yaklaşıyorum ve şey diyorum, bak benim böyle bir sergi projem var. Bu projede bunu tartışıyoruz ve senin sanatsal pozisyonu bence oraya çok değerli olur. Sen katılıyor musun? Ve çoğu zaman da net bir şekilde hangi iş istiyorum bile biliyorum. Bazen yapıtları göstermek istiyorum, bazen sanatçı kendisi daha çok temsil ediyorum. Yani mesela diyelim ki, mesela şu anda Plato sanatta bir örnek. Biz çağdaş sanatta ilişkisel estetik ve katılımcılık üzerine bir sergi yapıyoruz. Güzel. Bu bağlamda işte Sarkis, Oda Projesi, Can Altay, Esra Ersin, Burak Deliyer gibi sanatçıları seçtim. Şimdi bu sergide mesela şunu tartışıyorum. 90'lardan itibaren, hatta Joseph Beuys'tan itibaren bu böyle bir eğilim var Batı'da. Bizde pek yok. Nereden kaynaklanıyor? Ya da yok mu, tamamen yok mu yoksa var mı? Sonra şey tartışıyoruz, var ama az ve kimler var? Ve o sergide mesela şey pozisyonları sergilemek istiyorum. Ve o konuda sanatçılarla beraber bu sergide bu hangi iş ile, yani bu sanatçı hangi iş ile temsil edilmek istiyor? Ve dolayısıyla yani oradaki... Bunu küratör olarak siz mi tespit ediyorsunuz yoksa mesela Sarkis'e soruyorsunuz? Hangi işinle buraya katılacaksın? Mesela Sarkis'in örneğini şey istedim. Ben 95 pilav yılında 4. İstanbul Bienali'deki pilav ve tartışma yerini istedim. Evet. Neden istedim? Çünkü bana göre ilişkisel estetik özellikle Türkiye için bu erken önemli bir örnek. Evet, kurumsal olarak evet, da evet, önemli. Çok erken bir örnek. Bu yüzden evet. Sarkis'e şey yazdım. Ya bakın bizim böyle bir sergimiz var. Buradaki görsel kullanabilir miyim? Esra Ersin'in birçok işi olabilirdi. Ben Esra yazdım. Ya bak Esra benim böyle bir sergim var. Katılmak ister misin? Acaba hangi işleri gösterelim? Ondan sonra o bazı öneriyor. Ben bazı öneriyorum. Sonra bir anlaşıyoruz. Sonuç olarak özellikle karma sergilerinde ben diğer yapıtları bildiğimden dolayı sanatçıda da bu bağlamda önerinde bulunabilirim. Yani böyle bir iş daha uygun çünkü o pozisyonda girebiliriz falan gibi. Bu çalışmaları sanatçılarla yaparken birebir mi yapıyorsunuz yoksa grup halinde ortak bir platformda tartışarak mı? Çoğu zaman da birebir. Yani bire işte belli bir zamana kadar her şey işte kafamda, aklımda benimle beraber olurken sanatçılarla sonra birebir görüşmeye çünkü başlıyorum. Çünkü bazı operatörlerde bu direkt olarak projeye uygun olan sanatçıları bir araya getirip arkadaki proje bunu yaptık. Mesela orada Temporary Harassment, geçici rahatsızlık adlı sergide. Orada mesela farklı bir çalışma stratejisini yaptık. 2010 Avrupa başkenti olay vardı ya, belki hatırlıyorsunuz. İşte beni davet ettiler ve şeydiler, işte kültür merkezlerinde bir sergi yapmak istiyoruz. Ben bu kültür merkezlerde sergi yapmak istemedim. Çünkü sergi mekanı yok aslında. Yani uydurup bir şey gibiydi. Evet. Sonra şey dedim, yani red etmeden önce belki oradaki engel bir fırsat olarak değerlendirip ve biz sanatçılarla beraber kent kavram üzerinde çalışarak bir virüs olarak bu yapılara gireceğiz, rahatsızlık vereceğiz. Rahatsızlık kelimesi benim için olumlu bir kelime. Sonra çıkarız tekrar. Yani bazen geçici mekanları kurduk. İşte kolilerde, kalaslar. Hani yani bu konuda birazcık şeyden ilham aldık. İşte şimdi artık yok ama eskiden inşaat alanında İstanbul'da acayip kalas yapıtları yapıldı. Dolayısıyla biraz geçicilik üzerinde uydurup olması, improvizasyon üzerinde geçici olarak özür dileriz. Çalıştık. Ve mesela bu projeyi sanatçılarla beraber yarattık. Mesela ben bir takım
kent üzerine çalışan sanatçıları davet ettim. Sonra biz oturduk beraber ve şeydik, bakın böyle bir davet geldi. Ne dersiniz? Beraber yapalım. Ondan sonra işte herkes kendisine göre o ara böyle bir süreç yaptı. Peki, bu noktadan sonra bunun altyapısını hazırlayıp, bunun teori tarafını oluşturmak, işte katalog yazısı ya da deklarasyon mu diyelim ona, herhangi bir şekliyle ortaya çıkacak bir bunu destekleyen bir tekst. Onu sanatçılarla birlikte mi yapıyorsunuz, onu da mı tek yapıyorsunuz? Yok, onu tek yapıyorum. Tek yapıyorsunuz. Evet. Ve bunun peki daha sonra sosyal medyada, işte diyelim ki medyada duyurusuyla ilgili bir sponsorun bunlarla ilgili her şeyi yapması mı gerekir? Yoksa bunun başka, tabii kurumu karıştırmıyorum. Kurumsal dediğimiz zaman onlar zaten bunları da devreye alıyor. Belki o nedenle bunu da tercih ediyor olabilirsiniz. Daha rahatça ulaşabiliyorlar çünkü. Ama diğerleri, serbestler için düşünsek, ne öneriyorsunuz burada? Kendileri mi yapmalım? Onlar mı bunları iletmeli? Ben hep alıcıya ulaşması da lazım. Onu anlatacak kişi de küratör. Vallahi bu sanatçıdan önce küratör. Bu konuda küratörlere ve genç küratörlere ve genç sanatçılara aynısı öneriyorum. Çok erken bir kuruma girmek ya da çok erken, yani kariyerinde çok erken bir kuruma bağlı kalmak ya da sanat piyasasına girmek sakıncalı. Yani genç sanatçılar ve genç küratörleri mümkün olduğu kadar uzun bir zaman bağımsız bir şekilde underground, off gallery, arkadaşlarla beraber bir yapı kurarak sergiler yapabilmeli. İki sebep var. Bir, eğer kariyerin başında çok deneyimli değilsiniz, kurum sizi fazla yönlendirebilir ya da işte kurumun beklentileri karşılayamayabilirsiniz. Ya da mesela beni günümüzde kimse artık kandıramaz. Yani ne bir medya ajans, ne bir kurum, ne bir şey. Neden? Çünkü en az 10 sene boyunca her şeyi ben yapmıştım. Evet. Yani 1996'da ilk sergiyi açtığımda ben küratörlük kelimesi bilmiyordum burada. Ben sergi yapmak istedim. Çok da yoktu. Yani işte etrafımda çok fazla genç sanatçı vardı bizim kampüsümüzde, atölyelerde. Ve biliyorsunuz yani üretim sürecinde girmek çok kolay değil. Evet. Dolayısıyla şeydir, yani ihtiyaç meselesi. Ben onları görmek isterim, öğrenmek isterim, paylaşmak isterim. Nasıl yapacağım? Tamam, kendi evimde bir sergi mekanı kuracağım. Neden kendi evimde? Galeriye gitme halim yok yani, kimse beni almazdı. Dolayısıyla bir tane oda biraz düzelttim ve ondan sonra orada sergi yapmaya başladım. Çok da tuttu. Herkes böyle underground, minor, off space falan basında geldi, ilginç geldi. Mesela catering kendim yaptım. Catering ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptın? İki versiyon vardı. Yazın, ekmek, Nutella, turşu. Tuzlu isterseniz turşu, tatlı isterseniz Nutella. Kışın aynısı ve iyiydi yani. Biz işte parti yaptık, sarhoş olduk, tartıştık falan filan. Günümüzde çok şey, yani böyle punk gibi, underground ama nereden kaynaklanıyor? Çünkü yapmak istedim. Yani ne bütçe, ne sponsor, ne medya, ne şeysi yoktu. Genç sanatçılar aynısı yapması gerekiyor. Günümüzde mesela bizim Yeditepe'de mesela birinci, ikinci sınıf öğrenciler, hatta bugün işte birinci sınıf öğrencisi geliyor, şey diyor. Ya hocam, birinci derste, ya hocam böyle hiç amatör sanatçıları ile çalışan galeriyi tanıyor musunuz? Tanımıyorum dedim. Sakın girme zaten yani. Ne işin var galeriyle? Git arkadaşlarla sergi aç. Kebapçıda aç, bir yerde aç, barda aç. Yani anladın mı? Anladınız mı? Yani evet. Günümüzde mesela biraz önce izah etmeye çalıştığım durum iki taraftan bakabiliriz. Mesela işte siz daha iyi biliyorsunuz, işte bu bir de daha iyi biliyor. İşte ben 2001 yılında geldim. New York'tan gelmiştim. 2001 yılında ki bile sanat ortam açısından çok fakir bir yer. İstanbul'dan bile bahsediyordu. Evet. Çünkü ne vardı? İşte resim heykel müzesi çoğu zamana kapalı. 5 tane galeri oldu. Belki. İşte Nev, Maçka, işte Yaşı Baras vesaire. 5 sayardım. Daha fazla resim dükkanı vardı ama belki 5 galeri. İstanbul Modern yok.
Siemens Sanat henüz yok. Borusan, Borusan vardı. Borusan çok iyiydi. İşte Taksim'de. AKM vardı. Bu kadar. Yani ortam diye bir şey yok. Bu işin sanatçılarının tek değeri üretmek ve paylaşmak. Sanat piyasası çok baskın değildi o dönemde. Genç sanatçılar özellikle. Çünkü zaten az olan galeriler genç sanatçılarla çalışmazdı. Günümüzdeki zengin ortam bir anda çok olumlu. Çünkü artık genç sanatçılarının genç galerileri var, genç koleksiyonerleri var, genç küratörleri, genç kurumları var. Bir anda sergilenme ve piyasanın gelişmesi bir anda olumlu bir etkin. Bir anda ama tehlikeli bir canavar. Çünkü erken bu piyasa düşersen, işte para şöhret çok tatlı ve tehlikeli bir tuzak. Aynen. Yani bunu küratörlere diyorum, sanatçılara diyorum. Yani bu işten zaten kayırın başında benim asistanlarım da hep diyorum ya işte korkuyorlar sonra. İlk 10 sene zaten para kazanamazsın küratör olarak da. Yani biz bu bağlamda küratör ve sanatçı olarak çok farklı değiliz. Ya çünkü ilk olarak ortama girmen gerekiyor. İşte sergi yapman gerekiyor, yazı yazman gerekiyor, bir şekilde bir network kurman gerekiyor. Ardından belki kurumları sana yaklaşacak. Sergi yapacak mısın, yazı yazacak mısın? Bu zaman olur. Sanat ortamına girmişken, 2000'li yılların Türkiye'sine, 90'ların başında yeni bir hareketler var. Ve İstanbul'da Biennaller artık düzenlenmeye başlıyor ve bugün hala onlar devam ediyor. İşte tam da bizim küratörlükle karşılaştığımız noktalar daha çok buralar. 95'te başlıyor tam olarak. Evet. Evet. Dolayısıyla belki buradan yola çıkarak Beral Madra ile Vasıf Kortun'la bağlantılı bir şeyler söyler misiniz? Tabii. Benim doktora tezim... Yani Renoblock'a kadar geleceğiz. Tabii. Söyleyeyim. Aslında biraz önce şey dediniz, Vasıf Kortun Türkiye'nin ilk küratörü. Bu hem doğru hem yanlış. İsim olarak kullanıldığı için diyorum. Yoksa tabii ki ben de 90'dan önce sergiler düzenledim. Ama adıma küratör demedim. Vasıf bile kullanamadı biliyor musunuz? Kullanamadı. 87'deki ilk İstanbul Biennale'nin asıl gizemli kahraman ve küratör Beral Madra. 89'daki başında tekrar işte ekiple beraber Beral Madra iken. Sezer Tansu falan o. Onun tarihi, ekibi Aydın falan onlara ekip olarak çalıştılar. Ama aslında yani anlayış olarak küratöryel çalışma ya da kafa... Aslında Beral Madra ama ona bu ünvan vermediler çünkü o dönemde kimse bilmiyordu. Bilmiyordu. O dönemde 89 Vasıf Kortun Beral Madra'nın asistan olarak Biennale'de çalışırken Vasıf Kortun 93'te 3. İstanbul Biennale'nin başına getirildi. Ama ne ünvanı verdiler? Genel koordinatör. Bu sefer düpedüz küratördü. Ama Vasıf da diyor, ben küratördüm ama o dönemde İKSV bana küratör ünvanı vermediler çünkü kimse bilmiyordu. İlk küratör, yani büyük bir sergili küratör ünvanı kullanan 4. İstanbul Biennale, 95'te René Bloch. Honru zamanında da o kullanıldı. Ama o zaten sonra. Sonra, René Bloch'tan evet, sonra. Evet, René Bloch'tan itibaren hem İstanbul Biennale'de işte René Bloch, işte Rosa Martinez, Paolo Colombo, hepsi artık küratör olarak biliniyor. Geldiler, evet. O dönemden itibaren Türkiye'de de biraz daha yaygınlaşmaya başladı. Ama Türkiye'deki ilk biennallere baktığınızda, hatta ilk küratörlere, yurt dışından gelen küratörlere baktığınızda, Türkiye'deki sanat ortam nasıl tepki verdi biliyor musunuz? Küratör kötü bir şey. Orada özellikle yabancılar bizim hatta biennale karşı öyle bir düşmanca bir davranış vardı. O dönemde 80'lerde şey tartışıldı. Ben basın araştırmasını yaptığımdan dolayı hepsini okumuştum o dönemdeki eleştirileri. Çünkü doktora tezim onunla ilgiliydi. O dönemde şey tartışıldı. Biennale olsun mu olmasın mı? Faydalı mı faydasız mı? Dolayısıyla küratör unutun da. Sonra René Bloch gelince küratör olsun mu olmasın mı? Yabancı olsun olmasın mı? Yani bu tartışma hatta ben Simon Sanat'ta ilk başladığımda 2003 yılında bir dönemde belki şey hatırlıyorsunuz. Aramızda daha hatırlayanlar var. Vasıf Kortun ve Bedri Baykam arasında bir kavga çıkmıştı. Bedri Baykam işte koyun platformu diye bir performans yaptı AKM'de. Çünkü Bedri Baykam sanatçılara
ironik bir bakış da oldu. Tabii tabii. Ya koyun sanatçı, çoban küratör. Çoban küratör. Yani küratör kötü bir şekilde zayıf sanatçıyla yönlendiriyor. Ve bu bağlamda aslında bir küratörlük tartışması ben bile 2003-2005 yılına kadar yaşadım. Tabii ki sonra Bedri kendisi küratör oldu, bu ayrı bir konu. Ve AKM'ye de yaptığı şey aslında çok kötü bir küratörlük. Çünkü aslında öyleydi. Orada da sanatçıları kendi söylemleri için kullanıyor. Onu da söyledim ona. Ama boş ver. Günümüzde tartışma değişim için şunu diyebiliriz. Günümüzde gelişmiş ya da bizim ortamımızda bile bir sanat ortamında kimse artık tartışmıyor. Küratör olsun mu olmasın mı? Biz günümüzde ne tartışıyoruz? Küratörlük nasıl olmalı? Bu çok daha sağlıklı peki, bir bu, tartışma. Peki bu gidiş sağlıklı bir gidiş mi? Yani şu deniyor daha çok. Küratör bir üst sanatçı konumunda kendini algılıyor. Biraz haksızlık mı yapılıyor? Kime? Küratöre. Bence de yani ben kendimi bir süper sanatçı olarak görmüyorum yani. Biraz önce dediğim gibi. Sonuçta bir kurgulama var işin içerisinde, proje var. Hayata geçirme var. Sanatçıdan farklı metotlar kullanmıyor. Birazcık şey yani filmlerinde ya mesela sinema düşündüğümüzde orada yapımcı var, rejisör var, işte aktörler var. Arkasında sayısız kahramanları. Sergi de öyle. Evet. Yani küratör nedir? Küratör bir sergi uzmanı. Ben bir sergi uzmanım. Siz sanatçı olarak siz sanat uzmanısınız. Sizin uzmanlık alanınız üretim, benim uzmanlık alanım paylaşım. Ha, siz sanatçı olarak küratörlük hiç yapamaz mısınız? Hiç paylaşımda uzman olamaz mısınız? Yapılıyor da. Tabii ki olabilirsiniz ama yapılıyor. O zaman ne olur? O zaman sanatçılığınızdan feda edeceksiniz. Ödün vermiş olursunuz. Yani şöyle düşünün. Küratör olmasa galerinin başında kim duracak? Küratör olmasa müzenin başında kim çalışacak? Küratör olmasa Akbank Sanatı'nın sergileri kim yapacak? Oradaki bankacı mı yapacak? Yani sonuç olarak küratörlerinin ve bu mesleğinin çoğalması aslında şeyle ilgili. Sanat ortamının kurumsallaşması ve profesyonelleşmesiyle ilgili. Ha, siz sanatçı olarak kendi serginizi yapamaz mısınız? Tabii ki fevkala yapabilirsiniz. Ama bazı sanatçılar aslında yapamıyorlar. Onu da biliyorsun. Çünkü bu başka, şu başka. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Yani bir sponsor, pardon, bir küratör gözüyle acaba nasıl algılanır diye merak ediyorum. Hı hı. Sanatçı var, hı-hı, mekan var, hı-hı, bir kurum var ve küratör var. Hı-hı. Ve ona ait işler var. Şimdi acaba kurumlar, yani parayı elinde bulunduran kurumlar, hı-hı, sanatçılarla ilişkide olmamak için araya küratörü mü sokuyorlar? Yok, yok. Yani şöyle düşünmeniz çünkü gerekiyor. Çünkü sanatçı biraz yaramaz bir adam. Ya bazı genel, olur. Evet, olur. Genel için söylüyorum. Yani yok sanatçı biraz diva olabilir. Huysuz, biraz huysuz. Biraz zapt edilemeyen, biraz isyankar. Bir yapıya sahip olduğu düşünüldüğü için genellikle ya biz sanatçıyla direkt olarak ilgilenmeyelim. Onunla muhatap olmayalım. O sanatını yapsın ama biz mekanı verelim ve bundan tabii ki kurum olarak biz faydalanacağız. Ama bu işi biz daha başka düzen içerisinde, daha meseleye prensipler açısından bakabilen, hani prensipleri kıran ikon kırıcı bir tavır değil. Hı hı. Tam tersine biraz da buna evet diyebilecek bir yapıya mı teslim ediyorlar bunu? Şöyle düşünün. Arkasındaki biraz negatif oldu ama. Yok yok. Nasıl? Biraz negatif oldu bakış hayır, açısı ama. Yok yok. Ben düşüncenizi... neler duydum. Yok, hayır. Yani şöyle bir şey var. Yani mesela arkada şey görüyorsunuz, Viva Art Program. İlk olarak şunu düşünmeniz gerekiyor. Kurum soyut bir yapı değil. Kurum tinsel bir yapı değil. Kurumlar insanlardan oluşan bir yapı. Her kurumun başında bir birey var. Ve genellikle
kurumsal mekanlara, yani galeriye ait olan kurumsal mekanlara baktığımızda hiçbir şirket galeri kurup daha fazla buzdolabı satarım, daha fazla araba satarım diye başlamıyor. Benim en azından kendi kariyerimde yaşadığım şu. Mesela Siemens Sanat bir örnek. 2003'te kurulmuş olan bir galeri, biliyorsunuz. Hatta biz aslında orada tanışmıştık. O dönemde hala Mimar Sinan'daydınız. Mesela o dönemde, sadece bir örnek, CEO'su Zafer İncecik vardı. Zafer İncecik, işte İsviçre'de eğitim alan, orada çalışan bir işletmeci. Ve oradaki İsviçre kültürü, oradaki kurum kültürü, biliyorsunuz yurt dışında işte her yerde içi dışı sanat ve kültür kaynıyor. Sonra işte Türkiye'deki Siemens'in başına geçiyor ve şey fark ediyor. Bizim kurumlarımızda öyle bir şey yok. Bu Aviva da öyleydi. Bizim kurumumuzda bu eksik. Kurum kültürü içinde eksik. Ve ilk olarak ne başlıyor? Opera yarışması. Sonra şey, yani seneler sonra şey diyor. Genç sanatçılar için bir yer açalım. Aslında çok saf başlıyor. Şimdiye kadar Siemens Sanat, işte Aviva, işte şimdi Plato Sanat, daha önce işte başka kurumlarla çalışıyor. Ve genellikle beni çağırdığında... Araya bir soru sokuşturayım mı? Tabii. Yani tam da kurumların tinsel yapısının olmadığını söyledikten sonra işte o kurumun başındaki insanın tavrıyla kurumun nereye gideceğine ait bir örnek vermiş. Tabii tabii. Yine tinsel yapıya taşımadı mı? Hayır, şey demek istiyorum. Türkiye bu bağlamda henüz neredeyse hiç kurumsallaşmamış. Şirketlere ne kadar büyük olsa da çoğu zaman da aile şirketi gibi tek adam mantığıyla yürütülüyor. Onun avantajları ve dezavantajları. Ben şu anda sanat ve kültürden bahsediyorum. Şöyle söyleyeyim. Zafer İncecik işte bu eksiklik fark etti. Avivasa bu eksiklik fark etti. Orada İskoçya'dan bir CEO vardı. Bizde vardı, burada yok, nasıl olur? Ve genellikle bu insanlar bir şekilde bunun için bir yapı kurmaya çalışıyorlar. Ve genellikle ilk toplantım hep şöyle geçiyor. Biz sanat ve kültür için bir şey yapmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? O kadar saflar. O kadar saflar. Yani ve ondan sonra işte küratör olarak aslında kurum ile beraber siz orada bir vizyon yaratacaksınız. Evet, bir yön çizme şansımız var. Bir yön çiziyorsunuz. Var. Yani sanatsal bir yön. Ve kurum aslında orada şey size teslim ediyor bir nevi. Sen şirket içinde bir birim aç. Bu şirketle genellikle kurumsal iletişimi bağlı ama belli bir noktaya kadar bağımsız bir kurum ve siz onun başına geçeceksiniz. Çünkü şirketten kimse bunu yapmaz. Yani sanatçıları yönlendirelim, sanatçılara işte daha uslu, öyle bir şey yok. Zaten küratörler de diva olabilir, uslu olmayan bir şeklinde olabilir. Yani bu bağlamda aslında şirket, mesela Siemens bir örnek ya da diğer şirketlerde genellikle galerileri bir şirket birimi kadar profesyonel işletmeye çalışıyorlar. Bu ilk bağlamda korku verici gelebilir. Ama şu andaki Türkiye'deki galeri ve kurumlarının kurumsallaşması büyük ölçümde oradan da kaynaklanıyor. Yani Siemens Sanat biz galeri olarak neden o kadar başarılı olduk? Çünkü biz orada diğer birimlere kadar ciddi çalışmak zorunda kaldık. Yani bu bağlamda şöyle bir aslında bir nevi win-win situation var. Şimdi bu sisteminin dezavantajı ne olabilir biliyor musunuz? Ve bunu şimdiye kadar her zaman yaşadım. Ne oluyor? CEO değişiyor ve program bitiyor. Değişiyor. Yurt dışındaki kurumsal programlara baktığında CEO değişse de değişmiyor. Yani Türkiye'deki kurumdaki sorun bu. Kurumdaki kalıcılık, devamlılık esas oluyor. Evet, evet. Peki, Türkiye'deki bienallerin dışında bir de şeye bakalım, yurt dışına bakalım. Şimdi orada çok şey söylenir tabii. Ama benim aklıma az önce konuşmamdan takılan bir şey var şu anda. 1969'da Harald Szijjmaa'nın yaptığı o Kunsthalle'deki yaptığı o fluxusları, işte minimalistleri bir araya getirip, Arte Povera'ları bir araya getirip o sunduğu o önemli sergi 1969 ve dünya sanatını da değiştirdi. Çünkü içindeki insanlar gerçekten 1945 sonrası dünya sanatını konuşulara getiren insanlar. Joseph Beuys'la başlayan, demin saydığım isimler de öyle. Ama bu tekrarlanabilir mi bir şey? Yok, artık bu Harald Szijjmaa ile başlayan
küratör tarih bitti. Yani bu... Tamam, başka bir şey. İkinci sorun, sorunun ikinci kısmı. Zaten bunu da unutmayın. Çünkü belki bazıları şey, yani küratörlükle ilgilen, tarihi de ilgileniyor. Aslında bu, biraz önce eskiden komiserler vardı işte, küratörlük yapan tipler hep vardı. İşte Paris'teki salonda da jüriler gibi, vardı. Evet. İşte eskiden sanatçıları seçiyordu falan da. İşte bu ama günümüzde bildiğimiz tek adam küratörlük tarih aslında Harald Zeyman ile başlıyor ve Hans Ulrich Obricht ile bitiyor. Türkiye'deki tek adam küratörlük tarih ile Vasif Kortun ile başlıyor 90'ların ortasında. Doğru. Günümüzde işte yani o tarih aslında bitti bence. Şimdi sorunun ikinci kısmı şöyleydi. 1969'da o yapılan sergi yaratıcı tavrıyla bir kere daha tekrar edilebilir mi? Ha, evet, 2013 yılında Venedik'teki Biennale'de aynı bunun devamı sayılabilecek bir şey oluştu. Onunla ilgili ne söylersiniz? İşte Harald Zeyman'ın, şimdi günümüzde herkes işte Harald Zeyman, işte ne bileyim bizim tarihimizin Leonardo da Vinci gibi işte, yani böyle bir groundbreaking bir figür. Harald Zeyman yeni bir sergi anlayış ve yeni bir sergi yapımcı anlayışını getirdi. Daha önce izah ettiğiniz gibi komiserler vardı, işte kurulur vardı, işte tek koruyucu, adam, kollayıcı, evet, daha konserve eden, onları yöneten. Evet, daha statik bir müzecilik ve bir küratörlük anlayışı varken Harald Zeyman zaten bu şekilde el aldı. Her şey ben karar veririm. Ben artık hiçbir kurula, hiçbir komiteye, hiç kimseye hesap vermeyeceğim. Ancak sanatçılarla beraber süreç odaklı, büyük bir kaos içinde, yaratıcı bir kaos içinde bir sergi yapmak istiyorum. Dolayısıyla statik bir sergi modelden dinamik bir sergi modeli geçti. Bu, günümüzde biz bunu çok değerli olarak görüyoruz ama 69'da 5. Dokumenta'da Zeyman benzeyen bir model yapmaya çalıştı. 72'deki Dokumenta modeli de öyle. Daha önce işte Hoffman ve Bode beraber çalışırken Harald Zeyman şey dedi, değiştirdi, hayır yönüne. Ben tek yapacağım. Basın açısından sanat camiası bunu çok kınadı. Nasıl bir küratör, nasıl tek adam olabilir? Çok da büyük bir borça girmiş, çok da böyle bir dipsizi vurmuşlar falan filan. Çağdaş, yani o dönemde korkunç bir Biennale, korkunç bir Dokumenta, korkunç bir olay olarak değerlendirirken günümüzde biz bunu ters olarak değerlendiriyoruz. Yani Harald Zeyman aslında şey altını çiziyor. Kurum, küratör, sanatçılarla beraber süreç odaklı, dinamik, ilişkisel bir bağlantı içinde bir kurum yapıyor. Yani statik böyle sergi yapıtları böyle az git falan diye bir şeyden ziyade daha deneyim üzerine olan büyük bir yapı. Ve günümüzde bu arada tekrar biraz ona dönmeye başlıyoruz. Zaten günümüzde küratöryel çalışmalara baktığınızda bu tek adam modeli bitti. Yani çoğu zaman da küratör grupları ve bu küratör grupları içinde sanatçılar olabilir, mimarlar olabilir, daha tek adam yerinde 3, 4, 5 kişi bir anda çalışabilir. Peki toplam olarak bu işi bir süreç sanat olarak kabul edebilir miyiz? Böyle bir şey söylenebilir mi? Tabii ki, yani günümüz, yani o da birazcık şey gibi, küratöryel anlayışına göre eğer siz küratör olarak sıfırdan sanatçılarla beraber bu süreç içindeyseniz tabii ki yani bu ama sınırlara geçiyor. Kurumla bağlantılı çalışanları bunun dışında bırakıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yok, kurum içinde. Ya bazı kurumları var ki sizi serbest bırakıyorlar. Yani mesela ben rahatça şey söyleyebilirim. Ben oldukça serbesttim. Mesela kurum benden ne bekliyor? Mesela şu ana Plato Sanat benden ne bekliyor? Senede 3 sergi yap. Ve neredeyse istediğini yap. Ne yaparsan yap. Çünkü artık bir güven bu var. Bu kadar rahatlaştı mı? Tabii. Tabii. Çok iyi. O zaman sizin önünüzde sizi engelleyen... Siemens de ama öyledi. Bu biraz size bağlı. Yani ben deli miyim yani? Benim zaten yeterince işi gücüm var. Yani böyle bir şey altına girmem. Ya benim de bir şeyim var yani. Dolayısıyla zaten biraz önce şey dediniz ya, kurum sanatçı arasında acaba küratör konuluyor mu? Kurumları duymasın da ama ben her zaman sanatçıların yanındayım. Hatta sık sık sanatçılarının küratör, yani sanatçıların avukatlığını kurumlara karşı yapıyorum.
İşte tam da bu. Yani birebir muhatap değil, onların adına konuşan birisi. Evet, demek evet. Bazı kurum arkası, adına, evet. Bazı sanatçı adına. İşte aralarda işte kalıyorsunuz. Evet. İki taraftan sürekli alıyorsunuz. Peki finans işine gelelim. Finans tarafı bu işin neresinde? Ne kadar rolü var? Hiç ilgilendirmiyor beni. Hiç ilgilendirmiyor. Sıfır. Yani piyasa beni hiç ilgilendirmez. Hı-hı. Bütçe hiç ilgilendirmez. Yani ben zaten işte sponsor gideyim, işte başvurayım da para isteyeyim, öyle bir şey yapmam. Hiç yapmazdım. Kurum olduğu için böyle kurum bir şey belki ihtiyaç... Serbest olarak da bile yapmazdım. Yani eğer olursa... Nasıl gerçekleştireceksiniz? İşte eskiden parasız yapıyorduk. Parasız. Para gerek yok ki. Ama tabii bunun içerisinde bir tek şey de yok. Yani sanatçıların tanıtımı da, yapıtların işte alıcıya ulaşması da, bütün bunlara bir türlü kreatörün şey açması lazım. O günümüz daha kolay bile oldu. Mesela düşünün. Medyadan dolayı. Düşünün Marcus Graf yazdığınızı Google'a. 2000'den sonraki haberlere çıkıyor. Hatta 2000'den sonra değil, 2010'dan sonra. Çünkü o dönemde artık sosyal medyalara falan kaynamaya başladı. Benim 90'lardaki sergiyle kimse bilmez şu anda. Ama günümüzde düşünün, yani biz eskiden işte basın için işte efor sarf ettik. Belki medya ajansı tutmak zorunda kaldık. Günümüzde biz bunu birkaç tane klik ile Instagram'da şunu bunu kendimiz de yapabiliriz. Yani ben şeye karşıyım. Galeriye lazım, paraya lazım, tanıtıma lazım. Ben aslında yani küratörlük açısından bencilim. Ben kendim desteklediğim için sormuyorum. Genelde bir küratör olarak sizin bakış açınızı duymak için soruyorum. Tabii. Soruyor. Yani küratör tabii ki şöyle bir şey de yapıyor. Mesela eğer bir sponsorluk anlayışı varsa kurum ve sponsorluk arasında işte o toplantılarda da küratörleri çağrılıyor. Çünkü işte küratör bu sponsor tekrar sergisini anlatıyor. Bazen sponsorları ünlü bir küratörden dolayı o sergi belki finanse etmek istiyorlar. Sergi yapmak masraflı bir şey. Dolayısıyla bir kurum ya da birisi benimle bir sergi yapmak istiyorsa ilk olarak şey ölçüyorum. Değer mi değmez mi? Benim beklentilerim ve sergilerinin beklentilerim ve çalıştığım sanatçıların beklentilerini karşılayabilir mi, karşılayamaz mı? Karşılayamazsa zaten girmem. Evet. Çünkü serginin garantörü sadece kuruma karşı ben değilim. Ben sanatçılara karşı da garantörüm. Sergiyi kime yapıyorum? İlk olarak kendim yapıyorum. Biraz bencil geliyor ama öyle. İlgilendiğim konulara çalışıyorum. Sonra yani ben kendimden sorumluyum. İkinci olarak sanatçılardan sorumluyum. Yani onlara karşı sorumluyum. Yani bir sorun sanatçıyla yaşamak istemiyorum. Ardından kuruma karşı sorumluyum. Ardından işte halk, toplum. Peki neyse. Sanat eserinin kendisine karşı sorumluluk ne? Tabii nerede? sigortalandırıyoruz, dikkat ediyoruz. Tabii. Yani bir tek onu sormak istemiyorum. Yani mekan içerisindeki dağılımda bir resmin diğer resmi öldürme şansı var. Bir resmin diğerini... Tabii. Bunlara da tabii dikkat edildi ama benim asıl sorum burada biraz şöyle olacak. Sanatçının arz-talep ilişkisini belirlemekte rolünüz oluyor mu? Yani çünkü herhangi bir nesne gibi değil. Hı-hı. Sanat eseri arz ediliyor. Hı-hı. Çünkü talebi yok. Tamam. Ona siz talep oluşturuyorsunuz. Hı-hı. Çünkü önce arz ediyorsunuz. Hı-hı. Halbuki diğer nesnelerde talep edildiği zaman ona bir şey arz edersiniz. Hı-hı. Yani olmayan bir şeyi yaratıyor ve ortaya çıkıyor. Şimdi sizin çalışma prensibinizde şey var. Hazır şeylerden yola çıkmak. Acaba bu biraz da buradan mı kaynaklanıyor? Yani onlarla oturup talep ederek projem bu. Bu projeye şunu şöyle şöyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Sen buna ne yaparsın? Burada talebi belirleyen olduğunuz için belki burada zorluk çıkar diye düşünüyor olabilir misiniz? Yoksa zorluk olarak değil. Bu çalışma prensip nereden kaynaklanıyor? Dünyada şahane sanat eserleri var. Onları hazır, görmek istiyorum. Hazır. Onları paylaşmak istiyorum. O kadar basit. Yani hiçbir sanatçı bana göre ya da sergiye göre bir şey üretmek zorunda değil ki. Yani çünkü zaten onun elinde, onun atölyesinde o kadar şahane şeyleri var ki. Yani ben onları ilk olarak ben görmek istiyorum. Ben öğrenmek istiyorum. Zaten bu işin neden varım? Çünkü öğrenmek istiyorum. Ben şimdiye kadar en çok sanatçılardan öğreniyorum. Yani evet. Bu işi...
Ha evet, 25 senedir yapıyorum artık ve hala bıkmadım. Çünkü yorucu bir iş. Ama ben nereden besleniyorum? İşte her sergide sanatçılardan bir şey öğreniyorum. Yani... Peki şimdi bir şey hep geldiğimiz noktada ben bunu yapıyorum, ben bunu yani benle biten bir kişiden bahsediyoruz, küratörden bahsediyoruz. Ama günümüzde artık çok büyük sergilerin 2-3 küratör, 7 küratöre kadar çıktı. İşte Moskova Bienalinde benzer şeyler oldu. Bunu nasıl buluyorsunuz? 3 küratörlü, 4 küratörlü çalışmayı. Bence doğru. Yani doğru. Yani daha mantıklı. Tabii ki yani yani küçük bir galeri sergisinde gerek yok. Yani ama mesela bir Venedik Bienali, bir Documenta, evet, bir Manifesta gibi 100 sanatçıdan oluşan bir sergi bu kadar büyük bir konstrukt ve bu kadar büyük bir organizasyon ve bir söylem tek bir kişi halledebilir mi, söyleyebilir mi? Yani ona karşı bir soru işaretim var ya. Çünkü günümüzdeki sanat dünyası ve dünya genel olarak çok çoğulcu, eklektik, katmanlı ve heterojen oldu. Ve dolayısıyla farklı alanlardan gelen uzmanları bir team içinde, bir ekip olarak böyle bir sergide çalışıyorsa bence müthiş. Bence o faydalı. Zaten bunu bütün iş alanlarda görmüyor muyuz? İşte mühendislikte de var, işte işletmecilikte de var, işte Türkiye'de bu modern... Ama bunu baştan bir soruyla sormuştum. Bir mühendislik alanı mı, bir teknik mesele mi, bir entelektüel mesele mi? Teknik tarafı çok önemli değil, teknik tarafı çözülür. Ama buradaki entelektüel tarafı çok önemli çünkü 100 sanatçıyı bir araya getirdiğinizde bir sürü değişik janrları bir araya toplamış oluyorsunuz. Orada bir küratöre hiç hitap etmeyen bir şeyi bir başka küratör değerlendirebilir. Tabii. Ve bunu çok mantıklı buluyorum evet, ben. Evet, evet, aynen. Peki, başka bir soruya geçelim. Dünyada şu anda çok böyle önemli noktalara gelmiş küratörler var mı? Sivrilen, farklılaşan, gençler de olabilir. Türkiye'den de olabilir. Bu konuda siz neler görüyorsunuz? Ben sanatçıları sorarsanız söylerim işte şurada şöyle bir sanatçı var gelişiyor. Tabii. Doğru olarak siz. Yani ben hala Hans Ulrich Obrist ve onun deneyselliğini önemsiyorum. Çünkü işte ilk sergiler gençken mutfakta yapmışken hala günümüzde sürekli aslında küratörlüğünü kendisini sorgulayan bir insan olarak görüyorum. İşte Türkiye'de bugün yarın onun üzerine bir kitap bu arada yazmak isterim. Yani Türkiye'deki küratöryel tarih. Baktığınızda işte Beral Madra başka, Vasıf Kortun başka, Başak Şenova başka, işte birçok küratör var. Hatta yeni küratöryel grupları var. Hatta grup derken şimdi Das Art Project. Ya, tam değil. Neyse. Böyle genç bir küratöryel ekip ortaya çıkmış. Onunla mesela geçen sene de Kadıköy'de eski işte garlardan birisi bir sergi yapmıştı. Gayet fresh, gayet güzeldi, bağımsızdı. Kendi kendine orada bir sergi yapmışlar. Bu Albatros grubunun yaptıklarına benzer. Değil. Yani onu bilmiyorum ama... Çünkü onlar da öyle bir şey yaptılar. Evet evet. Yani Türkiye'de... Tabii ki Türkiye'de bizim şey engelimiz var, kurumları gençlere çok kolay açık değil, içi dönükler. Doğru. Yani ve orada büyük küçük kurumları çok fark etmiyor. Ve küratörlük hala tam anlamda eğitim olarak ya da bir çalışma alanı olarak çok yaygınlaşmamış değil. Biz şimdi Yeditepe'de ya da bilgide ya da kültürde ya da işte başka sanat yönetimi sahip olan bölümlerde bir iki tane ders ancak verebiliriz. Ama bir iki dersiyle hakikaten yani hakkını veremezsin tabii ki bu alan. Ancak bir pencere açabilirsin, bir alan çizebilirsin. Yani bu bağlamda hala Türkiye'de yani küratörlük için bir eğitim programımız yok. Kurumları staj ya da profesyonelleşmiş staj alanları pek açmıyor. Müzelere içi dönük pek almıyorlar. Yani gençlere bu kurumlara girmek zor ve bu konuda son zamanlarda mesela BASE, Mamut ya da şimdi Contemporary İstanbul yeni bir fuar açacak. Gençlere, genç sanatçılar için artık çok güzel sıçrama tahtaları var. Var, doğru. Genç küratörler için henüz pek yok.
Akbank Sanat bir küratör yarışmasını yapmıştı. Sonra işte bir sansür meselesi patladı. Tamamen iptal etmişler. Yani şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Bugün yarın umarım daha fazla gençler ORT'a çıkıyor. Evet. Peki şimdi seyircilerimizden de sorular gelecektir. Biraz da interaktif yapalım diye düşünürüm. Ama son soru olarak şunu söyleyeyim ben. Siz Almanya'da doğdunuz. Niye Almanya'da çalışmıyorsunuz, Türkiye'de çalışıyorsunuz? Bu alanın verimliliği, katkısı ne ola ki sizi burada, yani siz orada da olsa önemli bir noktada zaten bu işleri yapacaksınız, burada da. Ama burada oluşunuzun artıları var mı? Yani ben herhalde mücadele severim. Yani kısaca bu. Yani ilk olarak yani neden ve nasıl Türkiye'ye geldim? Aslında neden ve nasıl önemli değil, neden kaldığım önemli. Neden geldim? Birkaç gün İstanbul'da kalacaktım turist olarak. Eşimle tanıştım, kaldım ve hala buradayım. Cevap alın. Çünkü bazı insanlar şey diyor, yani proje için geldin mi falan filan. Yok, öyle bir şey yok. 2001 yılında işte New York'tan geldim. İşte Türkiye'de bir arkadaşımla buluşacaktım. Anadolu turu yapacaktık. O beni sattı, ben burada kaldım. O dönemde eşimle tanıştım. Kısmet, kader bu kadar. Evet. Ben de Almanya'ya gittim. Eğitimi tamamlayıp dönecektim. 5 yıl içerisinde dönecektim ama 15 yıl kaldım. İşte hayat plan yapmaz. Az daha tamamıyla işte kalacaktım. Hayat i̇şte, böyle işte bir noktaya götürüyor. Peki. Sonra 2001 yılında kısaca onu da şey söyleyeyim çünkü neden dönmedim? 2001 yılında sonra işte para kazanmak gerekiyor diye İstanbul Bienali'ne girdim. İşte orada aslında rehberli bölüm içinde çalışacaktım çünkü uzmanlık alanlardan birisi bu. Sonra şey öğrendim, öyle bir bölüm yok. Ya aslında benim sorumun arkasında yatan şey şuydu. Tabii ki sizi burada tutan bir güzellik var. O eşiniz anlaşılan. Ama ben başka bir güzelliğe taşımaya çalışıyordum, İstanbul'a. Evet, İstanbul'un bir kültür başkenti olma. Çünkü 25 katlı bir kültür katmanından bahsediyoruz. Yani metro bile yapamıyoruz. Her deldiğimiz yerde işte sikkelere rastlıyoruz, ne bileyim tarihi eserlere rastlıyoruz. Üst üste bu katmanların bulunduğu bir şehirde olmanın getirdiği ayrıcalıklar, bakir alanların olduğu alanlar, bunlar da belki sizin için çok enteresan. Vallahi ben diğer yabancılar gibi İstanbul'un sadece kaymağını yiyen değilim. Onu önceden söyleyeyim. Benim için İstanbul korkunç güzel. Çünkü bazen yabancılarla konuştuğunuz, ay İstanbul ne güzel bir şehir, aman ne kadar kosmopolit, aman kaç bin yıllık tarih, kaç tane imparator geçti falan. Bunlar hepsi turizm rehberleri yazılmış olan cümleler. Yani Boğaziçi Köprüsü uzaktan çok güzel görünüyor. 2 saatte trafikte kaldıktan sonra lanet edersin. İşte ben oradayım. Tamam mı? Yani İki çocuğum var. Bu yüzden yani Türkiye'de işte eğitim sistemi, sağlık sistemi, trafik, insanların güzellikleri ve çirkinlikleri hepsini yaşıyorum yani. Tamam. Ve şöyle bir şey ama var. Ben burada ilk çalışmaya başladığımda 2003 yılında şey fark ettim. Almanya'dan farklı olarak sanat ve kültür ile ilgileniyorsunuz. Ya sanatçı olarak, ya da küratör olarak, ya da hoca olarak, ya da başka bir alanda. Buradaki etki, tepki Almanya'dan çok farklı. Almanya'da ne yaparsınız yapın, onaylanmış. İşte Manzoni'den sonra ve daha ilginç şeylerden sonra ne olacak ki? Ama mesela burada öğrencilerden, sanatseverler ya da sevmeyenler üzerindeki etkisini hissediyorum ve görüyorum. Ve herhalde o beni çok motive ediyor. Ben kültür bilimi okudum, sanat tarihi okudum, tiyatro bilimini okudum. Dolayısıyla o benim alanım yani. Ve şey fark ettim, gelişmekte olan ülkelerde sanat ve kültürünün toplumsal olarak çok farklı bir anlamı var. Yani burada toplumsallık açısından, siyasi açısından,
sanat ve kültürünün çok daha etkin, çok daha güçlü bunlar bir etkisi. Bunlar sizi besliyor mu? Tabii ki. Onu... Ben bankacı olsaydım 15 sene önce giderdim. Deli miyim? Yani parkları özlemiyor muyum? Bisiklet kullanmayı özlemiyor muyum? Yani tabii evet. ki özlüyorum. Çocuklarımın Almanya'daki eğitimi nasıl olabildiğini bilmiyor muyum? Tabii ki biliyorum. Ama buradaki kaostan hala 10 sene sonra bilemem ama bu kaostan hala beslenebilirim. O bana ilginç gelebilir. Tam öğrenmek istediğim buydu. İşte tam bu. Yani evet. işte şey fark ettim. İstanbul'da toplumsal olarak ve kentsel olarak sürekli dönüşen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve sürekli dönüşen yapılarda ne oluyor? Boşluklar oluşuyor. Evet, tam ve bu boşlukları biz doldurabiliriz. Ve biz doldurmasak, biz yapmasak başka birisi yapar. Özet olarak bir cümleyle ben onu toparlayayım. Düzenden değil, kaostan besleniyorum. Evet. Çok güzel. Evet, isterseniz sorulara geçelim. Biraz evet, da yoruma değilsiniz. Evet, Sayın Hocam. Mikrofonu verir misiniz? Evet. Buyurun hocam. Öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten dolu dolu bir söyleşiydi. Şimdi açık mı? Duyuluyor herhalde. Işık yanmıyorsa... Teknik. Arkadaşım bakar mısın? Çalışmıyor. Duyuluyordur herhalde. Duyulmuyor mu? Ha, şimdi, oluyor. Ha, şimdi duyuluyor. Şimdi yani ilgiyle dinledim. Küratörlük nedir? İşte bir küratörün sergi düzenlerken ortaya koyduğu dinamikleri etkileyen bir takım faktörler var ki bunların en başında siyasi ortam yani politika, işte kültür etkili, sosyoloji çok etkili. Ve küratör bu dinamikleri dengeleyerek bir kavram ve teknik kullanarak bir şey yaratıyor ve ilgi çekiyor. Şimdi benim hani... Hocam sorunuza geçmeden ben bir tespit yapayım. Anladım. İktisat fakültemizin dekanı, sanatla direkt olarak ilgisi yok ama anlattıklarımızın hepsi gitmiş. Teşekkürler. Evet, learning outcome complete. Şimdi şöyle, dediniz ki 2001'de Türkiye'ye geldim ve çok fazla bir şey yoktu sanat adına, özellikle küratörlük adına. Sanat ortam adına. 3-4 tane şey saydınız ama anlaşılan ki ondan sonrasında çok gelişti. Ben de yaşantımın bir kısmını Avrupa'da geçirdim. Müzelerin önünde bir saat kuyruk bekleyip müzeye girdiğimiz çok oldu. Ama Türkiye'de hiçbir zaman böyle şeyler yaşamıyorduk. Şimdi biraz bunlar var yani hani gidip sıraya girip bir müzeye girdiğimiz oluyor. 2001'de çok fazla bir şey yoktu ama daha sonradan gelişti. Şimdi bu gelişme üzerine ben soru sormak istiyorum. Düşündüğüm zaman yani 2000'li yılları bugüne kadar getirdiğimde Türkiye'deki o demin saydığım etkenler, politika, kültür, sosyoloji gibi küratörü etkileyen o unsurlarda ne gibi değişiklikler oldu da bu gelişme ortaya çıktı? Ben kendi adıma bu unsurlara bir de ekonomiyi eklemek istiyorum. Hı hı. Ekonomist olduğum için bakış açım oraya kayıyor olabilir. Ekonomiyi eklemek istiyorum. Yani sanatın piyasalaşması söz konusu burada. Hı hı. Küratörü de ortaya çıkartan bu diye hı hı. düşünüyorum. Yani ekonomideki gelişme insanların sanata olan talebini mi artırdı falan bu hı hı. Şeyleri yani bu ilişkileri biraz ortaya koymanızı hı hı. isteyeceğim. Bir de yani hani bu sanattaki gelişme, bu yaratıcılık Türkiye'deki siyasi ortam üzerinde bir etki yarattı mı yoksa siyasi ortam çok değişti de onun için mi bu hı. Gelişmeler hmm. ortaya çıktı hmm. diye kafamda çok belki somutlaştırabildim hmm. mi bilmiyorum okay. yok, sorumu. Yok güzel. Ama merak ettiklerim okay. bunlar. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi cevap vermeden önce tabii ki şeyi tekrar altını çizmem gerekiyor. İşte 2001 yılında bu arada çok az
şey var derken sanatsal üretimden bahsetmiyorum. Sanatsal ya da sanatının kurumlarından bahsediyorum. Yani sanat ortamın gelişmemişliğinden bahsediyorum. Türkiye'de aslında ve burada tekrar gelişmekte olan ülkelerinin bir ortak meselesi olarak mesela Türkiye'de uzun bir zaman çağdaş sanat ortam olmadan çağdaş sanat yapıldı. Yani çağdaş sanat yapmak ya da çağdaş sanat üretmek ya da çağdaş sanatçı olmak her ülkede zor ama Türkiye'de bir tık daha zor. Çünkü daha az kurum vardı, daha az takipçisi vardı. İşte 87'deki ilk Biennale'de 10 bin kişi gezmiş. Geçen Biennale'de 500 bin kişi gezmiş. Yani şu andaki kurumlarının %80-90 son 10 sene içine kuruldu. Yani Mısır Apartmanı'ndaki müze... Bu çok vahşi bir olgun. Hatta ben bazen kendimi öğrencilere anlatırken artık böyle 80 yaşında böyle bir amca gibi geliyorum. Çünkü bu değişimi bir yaşadım. Yani 2001 yılında hakikaten baktım. Ve sonra gördüm işte Karaköy'deki şeylere, İstanbul Moderni, Pera Müzesi rekabetleri yani böyle bir ortam oluştu. Contemporary İstanbul'da vesaire falan sonra yurt dışında küçük branşları açılıyor vesaire. Bir anda bu gelişme nereden kaynaklanıyor? Bir anda Özal'dan sonra başlayan süreç. Yani bir anda işte ekonomideki liberalizm ya da açılım sadece o bağlamdaki açıklama ya da açılma sadece ekonomide değil sanat alanda da yaşandı ve bir bağlamda o sürecin meyveleri artık 2000'den sonra işte globalleşen bir global marka olarak İstanbul'da yaşanıyor. Ki bunu da altını çizelim, biz İstanbul'dan bahsediyoruz, biz Türkiye'den bahsetmiyoruz. Yani İzmir yok, maalesef yok. Ankara yok. Ankara zayıf. Müthiş eğitim kurumları, 9 Eylül, Hacettepe vesaire. Ama orada bile yani çağdaş sanat müzeleri yok, galerileri yok. Yani çok acı. Bu bağlamda ilk olarak şunu görebilirsiniz. Nereden kaynaklanıyor? Bir bilinçleme söz konusu. Yani basitçe şöyle anlatayım. 90'larda belki param var, kırıyım, sanat ile ilgilenmiyorum olabilirdi. Ve geçinebilirdiniz. Ama günümüzde olmaz. Eğer siz Eczacıbaşı, Koç, Çarmıklı, Elgis ile iş yapmak istiyorsunuz ve aynı masada oturmak istiyorsanız, Contemporary İstanbul'u bilmeniz gerekiyor. Taner Ceylan bilmeniz gerekiyor. Bazılı gitmeniz gerekiyor. Gitmiyorsunuz eğer ya da sizin evinizde bir sanat yapıtı yoksa eğer, siz zenginsiniz ama kırılsınız. Bu kadar. Yani bu bağlamda o da 80'ler ile beraber belki ya da daha uzun bir sürecin sonucu bunu görüyoruz. İşte daha genç sanatseverlere, koleksiyonerlere oluşuyor. Türk insanlar daha fazla seyahat yapıyor. Yurt dışına rezidansla yapıyorlar, exchange'la yapıyor. Yurt dışına eğitim alıyorlar. Sonra Türkiye geliyor ve öyle bir açlık duyuldu. Ve özellikle sermayedeki iş sahipleri 2000'den sonra çok net fark ettiler. Sanat üzerinde prestij kazanabilirsin. Evet. Mikro olarak kendi şirketimde ama tabii ki makro olarak. Mesela Mustafa Koç bunu çok net altını çiziyordu. Mustafa Koç dedi, İstanbul Biennale'nin ana sponsoru biliyorsunuz spor Koç. Ki İstanbul Biennale çok cici bir şey değil. Hatırlıyorum 11. İstanbul Biennale'de tam böyle bir anarşist, antikapitalist, komünist bir biennaldi. İşte WHW, işte Brecht'in insan neyle yaşar? Adeta işte küfür ediyor sermaye. Sponsor kim? Türkiye'nin en büyük kapitalist. Tabii ki basın geliyor, yani siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Ama kapitalist sistem o kadar güçlü ki ve artık o kadar bilinçliler ki. Mustafa Koç ne diyordu? Biz şirket olarak ve kurum olarak bütün sözleri dinliyoruz. Ve diyor, İstanbul Biennale gibi uluslararası bir marka ihtiyacımız var. Çünkü İstanbul'a yakışan bir kurum olması gerekiyor. Türkiye'ye yakışan bir kurum olması gerekiyor. Ve siz özellikle yurt dışına karşı prestij kazanmak istiyorsanız bunu ancak sanat ve kültürle yapabilirsiniz. Siyasetin bağlantısı sorduğunuzda
Türkiye'deki sanat ortam ve siyaset arasındaki bağlantı çok zayıf. Çok zayıf. Hep zayıftı. Ha ne zamana kadar güçlüydü? 1950'ye kadar. Erken Cumhuriyet döneminde hatta Osmanlı İmparatorluğundaki sanat ve kültür politikası çok daha netti. Ne istediğini bildiler ve ne kurduğunu bildiler. İlk koleksiyonları, ilk müzeleri o dönemde kuruldu. İşte 30, 37 vesaire. İşte yurtta geziler ve sergileri. İşte CHP'nin projesi olarak 38-42'ye kadar. Ama tek partili dönemden sonra hangi parti varsa sanat ve kültür ile artık ilgilenmemeye başladılar. Ve devletin yeri bu sefer sermayeleri almak zorunda kaldılar. Ve şöyle bir şey var, şu da ilginç aslında. Şimdi hep Türkiye batılaşıyor, batıya doğru gidiyor diyoruz ya. Birçok alanda doğru ama üç tane temel alan Türkiye şu anda Kuzey Amerika'ya benziyor. Eğitim, sağlık ve sanat. Bir temel hizmeti var ama asıl olarak hepsi sponsorlu ya da özel sermayenin elinde. Onun avantajları var, dezavantajları var. Yani bu bağlamda sanat, siyaset hiçbir zaman neredeyse sanatçılarla ilgilenmemişler. İşte Bünyamin Hoca ya da Bubi bunu çok daha net hatırlıyor. Mesela 12 Eylül bir örnek sadece. Sonra işte başka bir soru belki alalım. Ali Akay şey demişti bir zamanda. 12 Eylül plastik sanatçılar için çok korkunç değildi. Edebiyatçılar için çok korkunçtu. İşte gazeteciler için korkunçtu. Ya da sakıncalıydı. Ama plastik sanatçıları çok fazla dokunmadılar. İki sebep vardı dediler. Birinci, zaten kimse ilgilenmez. İkinci sebep, zaten kimse anlamaz. Anladınız mı? Bu zihniyet günümüze kadar devam ediyor. İşte bu isim biz oldukça bağımsız takılıyoruz. Bu isim mesela kurum diyoruz ya, şimdi beni de kapitalist olarak belki görebilirsiniz ama bizim çaremiz yok ki. Yani kurumlarla anlaşmamız gerekiyor. Çünkü bugün yarın bütün kapitalistleri dükkanları kapatıyorsa nereye gideceğiz? Evet. Peki, hocam çok teşekkür ederiz. Ama sorunun bir tarafını eklemek istiyorum. Çok iyi niyetli 2000 yıllardan başladı, 2001'den başladı ama ben onu 90'lara çekeyim. Hı hı. 90'lara kadar liberal ekonominin getirdiği o özel sonrası avantajlarla Türkiye sanat alanına yatırımını daha artırdı. Bir noktada Avrupa Birliği'ne giriş nedeniyle oldu. Hatta Avrupa Birliği'ne girmek üzere görevlendirilmiş bir Dışişleri Bakanımız Mesut Yılmaz yurt dışından bizi aradı. Müze müdürünü aradı. Gece müze müdürüne Ayap'ta Türkiye'nin üye olmadığını, UNESCO'nun A kategorisinde Türkiye'nin böyle bir şeyin olmadığını, yani Sanatçılar Birliği'nin olmadığını o gece bize bildirdiler ve ertesi sabah 70 sanatçı toplandı ve oradan bunu kurmak üzere, çünkü Avrupa Birliği'ne girişte böyle bir şeyiniz yoksa sizi üye olarak kabul etmeyeceğiz. Dünyada 81 ülke buraya üye olmuş, Türkiye'nin etrafındaki bütün ülkeler. O yüzden çok acele bir şekilde toplanın ve bu kuruluşu gerçekleştirin. O 70 sanatçı o sabahleyin toplandı ve 7-8 arkadaşı görevlendirdiler. İçinde ben de vardım. Bunun kuruluşunu 3 sene, haftada 3 gün toplanarak burayı kurduk ve Türkiye'yi o 81 ülkeyi 82. ülke olarak hayata geçirdik. İlk şeyimiz oradan çıktı. Ne oldu? 89-90 arasında bunu gerçekleştirdik. 90'da bizim bir tane şeyimiz yok. Fuarımız yok. Ve İstanbul Sanat Fuarı'nı biz kurduk. TÜYAP mı? Evet. TÜYAP'ı kurduk. TÜYAP daha sonra 4 yıl biz kendimiz idare ettik. Bütün açılışların her şeyi biz yaptık. Arkasından 3 ya da 4. yıl artık bir el değiştirme söz konusu oldu. Contemporary devreye girdi. Ali Bey'le de bir sene yaptık. Orada da ben danışmanlık yaptım. Yani aynı yönetim kurulu orada da çalıştık. Contemporary hayata geçirdik. Ali Bey mahkemeye verdi. Şeyden grillik kastediyorum. Ayrıldılar ad yüzünden. Ha bu kötü mü oldu? Bence güzel oldu. İyi oldu bence. Çünkü
yeni bir şey daha doğurdu. İkinci bir sanat fuarı, üçüncü bir sanat fuarı ve işte arkasından da Biennaller geldi. Hemen bir yıl sonra zaten Biennaller geldi. 2001'e geldiğimizde bunların sayıları çok değildi. Anlatılmak istenen oydu. Evet, bir başka soru alalım. Evet, Adem Hocam'a verelim. Evet, çok kalabalık değilmiş. Şimdi ben bu tür sergilere gittiğim zaman önce şöyle düşünüyorum. Birden etkileniyorum açıkçası böyle. Düzenleme açısından eserlerin yan yana geliş biçimi başlı başına bir tarz. Ama şunu da düşünüyorum. Ben acaba bu sergi içindeki resimlere tek tek baksam aynı şeyi alabilir miyim? Hı. Estetik hazzı alabilir miyim? Ve alamayacağımı düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani bir resim yapıyorum. Resimlerime çerçeve dahi koymuyorum ben. Çünkü çerçeve resmi biraz daha öne çıkarıyor. Biraz daha dekoratif bir şeye sokuyor. Ve o içeriğinden biraz kaybettiriyor gibi geliyor bana. O nedenle mümkün olduğu kadar yalın, işte arkadan falan zımbalı. Hatta tuvalide dolaştırır, yan tarafını boş bırakıyoruz biliyorsunuz. Bu belki bir Amerikan tarzıdır ama yine de bu dünyada işte kabul edilmiş ve bu farklılığı ben yurt dışındaki önemli galerilerinde de gördüm. Yani böyle sergilenirken tek tek sanat eserinin tek ve unik varoluşuna zarar vermeyecek bir şekilde sergilenmesi konusunda çok dikkat ediliyor. Ama bazı şeylere baktığımız zaman işte böyle bu tür küratörlü sergilere başlı başına bir tarz olduğunu ve sanat eserinin orada adeta yok olduğunu, hatta eser niteliği taşımayan şeylerin yan yana gelmesinden oluşan bir dekoratif bir düzenleme ya da sunum biçimi ile karşı karşıya olduğumu hissediyorum ve o zaman üzülüyorum açıkçası. Yani niçin sanat eseri orada görüldüğü gibi başka bir yerde de görülmesin diyorum. Bu konuda acaba bir açıklama yapabilir misiniz Sayın Markus? Evet evet, ara sıra da yani ben mesela şahsen şey düşünüyorum. Bir sergi okul ve Luna Park arasında olmalı. Bir nevi bir öğretici olmalı ama okula kadar sıkıcı olmaması lazım. Öbür tarafta işte entertaining olmalı ama yani sadece entertaining de olmaz. İşte mesela Bertolt Brecht, biz genellikle bizim tayfamızda entertaining sakıncalı görüyoruz. Ama aslında entertaining çok önemli bir kavram. Hatta Bertolt Brecht, entertaining bir yani entertaining üzerinde siyasi söylemleri daha kolay yutturabilirsin gibi böyle. İşte mesela bizim eskiden şurupları verirken şeker üzerine veriliyor ya çocuklara. Biraz çünkü öyle entertaining değerlendiriyorum. Benim benim sergilerimde bunu yapmaya çalışıyorum. Yani işte oranın arasında bir denge olmasına gerekiyor ve katılıyorum. Bence küratöryel çalışması hiçbir zaman bu sanat yapıtlarının önüne geçmemesi gerekiyor. Genel olarak zaten şey düşünüyorum ki küratör bir nevi işte yani o şimdi sanatçılara bunu diyerek bir de biraz çünkü yakalık yapmış olabilirim diye düşünebilirsin ama öyle düşünüyorum. Ben bir hizmet veriyorum. Yani ben küratör olarak sizin yapıtınız belli bir çerçeve içinde, belli bir bağlamında en iyi şeklinde sergilemek istiyorum. Ve bu bağlamda aslında hizmet veriyorum. Ve rol olarak aslında sanatçının rolünün arkasına durmak istiyorum. Ve durmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bu denge bazen kaybediyor. Mesela isimlere vermeyeyim ama mesela ben de ara sıra bir sergi gidiyorum. Şey diyorum, bu kadar tam, bu kadar malzemeyi, bu kadar palavra hepsini bir kenara koy. Bu iş beş para etmez diye düşünüyorum tabii ki. Yani bu bağlamda küratörleri senografi olarak bir senaryo yapıyor, bir gösteri yapıyor. Ve tabii ki bazen zayıf bir iş ya da zayıf bir yapıt kayboluyor. Şahane bir ortaya gösteriyle ortaya koyabiliyorsun.
Tabii ki ters de yapabilirsin. Güçlü bir işte kaybedin. Güçlü bir iş bazen de yok edebilirsin yanlış bir davranışıyla. Bu yüzden işte o denge işte yapa bir şekilde öğreniyorsun. Ama o denge en azından ben ve çoğu meslektaşlarım farkında. Ama siz zaten farkında. Baştan şeyi söylediniz. Ben yapıttan yola çıkıyorum. Evet. Dolayısıyla bir proje ortaya koyup onun şeylerini oluşturmuyorum. Bu daha çok o bağımsız küratörlerin yaptığı şeylerde evet, oluşuyor. Evet yani. Hocanın da işaret etmek istediği zaten. Tabii. Tabii buyurun. Bir dakika şey geliyor hocam. Kayda alındığı için oraya söyleyin hocam. Bu tür çalışmaları gördüğüm zaman hatta bu çağımızdaki felsefi akımların da etkilerinin olduğunu görebiliyorum. Mesela ne bileyim işte konstruktivizm sonrası açılımların buraya yansıdığını yani başlı başına bir tarz, sanat ve tasarımda ne bileyim mimarlıkta İç mekan tasarımlarında ki bütün tarzların küratörlü de yansıdığını hatta dekonstruktivizmin de yansımalarını görebiliyorum burada. Acaba o felsefi bağlamda da bir şey var mı sizi zorlayan yani sizi böyle bu açılımlara yönelten bir içten gelen bir şeyin motivasyonunuz var mı? Yani o etkileri olabilir mi acaba? Benim sergilerimde genellikle herhalde araştırmalı ya da hoca kimlik birisi olarak yapıyorum bu sergileri. Mesela atıyorum Türkiye'de mesela neon diye bir sergi yaptım. Orada mesela şey merak ediyorum. Türkiye'de neon alanda kim çalışıyor, nasıl çalışıyor? İşte öyle bir soru işaretiyle başlıyor. Ya da Plato'da geçen sefer biz bir üçlü serisi yaptık. Çağdaş sanatta figüratif çalışmaları, çağdaş sanatta yani genç sanatçılarda soyut çalışmaları, çağdaş sanatta kavramsal yaklaşımları. Üç tane ayrı sergi arka arka. Ve orada mesela şey tartışıyor, figüratif sanatında işte gerçekçiden soyutlamaya kadar, işte ekspresyonizme kadar bir yelpaze içerisinde Türkiye'de kim nasıl çalışıyor? Ya da soyut sanat eskiden majör bir eylem olarak varken ya da sanat üretiminin merkeziyken günümüzde kenara kaldı. Yani günümüzde evet. Soyut sanat kenara atıldı ya da kendisi kenarında gidildi ama hala var. Dolayısıyla mesela böyle bir sergide şey merak ediyorum. Şu anda hakikaten soyut çalışan ya organik ya da geometrik kimler var? Ondan sonra gidiyorum, kalkıyorum, araştırıyorum. Ondan sonra işte bu şekilde sunuyorum. Yani benim için sergi aslında bir nevi bir ders gibi, bir lecture gibi, bir yüksek lisans gibi bir şey. Zaten benim sorum içerikle ilgili değil de evet, sunum biçimiyle ilgiliydi. Ben de ona işaret etmek evet. istiyordum. Tam da söylemek istediği 20'lerin sanatı, o avantgard sanatın, konsolosilerin tavrı, işte Naum Gabo'lar, Pevsner'ler, Lisiski'ler, belki Malevich'e kadar getirilen o dönemin arka plandaki felsefe. O yansıyor mu günümüze? Yani tabii yani günümüzde yansıyor. Eskiden yansımadı. Yani sizin saydığınız modern avantgardlardan kimse... Hayır, sanat sanata yansıdığını onu biz biliyoruz. Sergiler yansıtmıyordu eskiden. Sergiler ediyoruz. Hocanın sorusu o. Sunum biçimine yansıyor mu diyoruz? Sunum biçimine yansıyor mu? Bence yansıyor. Çünkü mesela yani en azından benim açımdan mesela günümüzde yani hakikata sahip olmayan bir dünyada hangisi daha önemli? Soru sormak mı, cevap vermek mi? Benim sergilerim cevap vermiyor. Benim sergilerim soru aslında soru sormaya devam ediyor. Yani bu yüzden parçalamış daha... Daha akıllı olanı seçiyorsunuz. Evet. Nasıl? Daha akıllı olanı seçiyorsunuz. Valla biz hepimiz akıllıyız. Soru soran daha akıllı. Evet, soru... Köşede. Evet, şuraya verebilir miyiz? Tam bu köşeden. Karanlıktan geliyor. Evet. Soru inşallah karanlık olmayacak. Merhaba, Aykut Çanur, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Hukuk mu? Hukuk Fakültesi öğrencisi, son sınıf. Benim daha çok gitarist olmamdan kaynaklı biraz katıldım. Bir de hocam şöyle bir aklıma soru geldi. Şimdi biyeneller diyorsunuz, sergiler diyorsunuz. Son dönemde 90'lardan sonra, 2000'lerden sonra, şimdi geldi 2019 yılına. Yani artık günümüzde bir bilişim faktörü var ve
ev müzeler, hani elektronik müzeler başladı. Hı hı. Hani siz bu konuda ilk sorum zaten bu konuda hani dünyada Türkiye'nin bu konuda yaptığı hani durum nedir? Yani sizin bu konudaki düzenlemeniz dünyaya göre hani hangi orandayız? Hı hı. İkinci sorum da bu düzenlemeye göre artık hani bir alanda bu işi yapmaktansa bir sanal alemde daha çok ilgi görüyor. Hani sosyal medya olsun, bu konuda medyanın da etkisi var tabii ki ama insanlar daha kolay ulaşılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ileriye dönük acaba biyeneller kalkıp onun yerine sanal ortamda mı dizaynerler oluşacak? Çok güzel bir soru. Hatta yani şöyle düşünebilirsiniz. 90'ların başındaki devrim, yani bu World Wide Web 2.0, onunla beraber belki işte Copernicus, Columbus kadar büyük bir devrim başlattı. Yani artık internet ya da genel olarak dijital mecralar özel hayatımızı ne kadar değiştirdiyse ya da çalışma hayatımızı ne kadar çok değiştirdiyse sanat hayatımızı da bu kadar da değiştirdi aslında genel olarak. Çünkü günümüzde mesela sanal ortam örneğin hem sanatın üretimi hem de sanatın paylaşımı için çok önemli bir mecra ve bir ortam oldu. Yani günümüzde işte sosyal medyada web sayfası ya da araştırma için sosyal medyaları ya da dijital mecraları kullanmayan bir sanatçı neredeyse kalmadı. Özellikle genç kuşaktan. Yani bu bağlamda belki paintür yapar ama bu paintür gelene kadar kaç saat bilgisayarlarda kullanıyordu. Ya da dijital fotoğrafçılık ya da medya sanatı, sound art, dijital sanat kendisi, net art, web art. Bunlar günümüzde hala minör kalıyor. Yani diğer klasik mecralar ile karşılaştırdığımızda medya sanat günümüzde hala minör alanda, yani minör konusunda çünkü hala bilgisayar ve bu mecraları kullanmak zordur. Sizin bir IT uzmana kadar, bir mühendise kadar bilgili olmalısınız ki o zaman bu araçla kullanabilirsiniz. Bu yüzden günümüzde genellikle... Çünkü hala bilgisayar, hadi bunu yap söylemezsin. Programlama yapman gerekiyor. Yani düşünün, medya, dijital sanatta çalışan bir sanatçı hem dijital sanatı bilir, hem programming bilir, hem de hardware bilir, hem de sanat biz, bilir. Bizde de zaten çok az sanatçı var. Bu alana giren, internet art yapabilen. Evet, evet. Genco Gülen gibi. İşte böyle... bizim alanımızda Türkiye'de, o da 90'ların sonunda, 2000'lerin başında bazı sanatçıları başlıyor. Mesela Genco Gülen bu alanda hem sanatçı olarak hem de dünyanın ilk ve tek web bienal kurucusu. Mesela hatta biz Plato'da Regeneration 0.11 diye bir sergi yaptık. Orada net art ve web art üzerine bir sergi yaptık. Nomad diye bir sanatçı grubu var. Onlar mesela Control Alt Delete diye bir sound art festival yapmışlar. Ya da Tekne Amber gibi medya sanat üzerine çalışan grupları var ya da Refik Anadolu gibi artık ünlü olan sanatçıları da var. Ama genel işler gibi sayıları az. Evet. Yani bu söylediğiniz şey yapıldı. Giderek de bu alanda daha çok kişi olacaktır ama nereye gideceğini onu biz de bilmiyoruz. Sinasi İşler de mesela yıllardan beri bu alan içerisinde dolanan bir sanatçı. Ama Genco Gülen mesela örnek olarak söyledi, dikkatten kaçmasın lütfen, web bienal yaptı. Yani artık o alan içerisinde de bunlar yapılıyor. Dolayısıyla çok dışında değiliz aslında. Tabii Eczacıbaşı'nın mesela İstanbul Modern'den önce galiba, evetten önce bir sanal müze kurmuşlar. Eczacıbaşı'nın sanal müzesi var. Ya da işte MoMA'nın işte müthiş sanal eğitim kursları var. Ya da şimdi Google Art var, ya da işte sanal müzeleri var. Tabii ki şöyle bir şey var, Instagram ve sosyal medyaları hem bir lanet hem de bir avantaj sağlıyor. Yani bu mecraları doğru kullandığınızda işte gidemediğim sergileri görüyorum, gidemediğim tanımadığım sanatçıları keşfediyorum. Ya da sanatçıları bana ilk olarak günümüzde çoğu zaman da internet üzerinde bir portfolyo atıyorlar. Ondan sonra buluşuyorlarız, görüşüyorlarız ya da mesela bir örnek sadece Ahmet Duru diye bir sanatçı var. İzmir'deyken bir gün işte İstanbul'a geliyor, galeriden galeriye gidiyor, tamam mı? Hiçbir galeri onun portfolyosu bile bakmıyor, herkes meşgul falan filan. Küsmüş, İzmir'e dönüyor,
Ve şey diyor, ben artık sergi mekan bulamadığım için Facebook'ta post edeceğim. Facebook'ta paylaşacağım. Ve bir şekilde biz Facebook'ta arkadaş olduk. Ve Ahmet Uru doğa üzerinde, gerçekçilik üzerinde ve doğa insan üzerinde çalışıyor. Bir günde Ne Güzel, Ne Harika Dünya diye bir sergi yaparken, tam bu konu üzerine çalışırken aklına şey geldi, orada bir çocuk vardı. Öyle başlıyor. Ondan sonra tekrar Facebook'a baktım. Facebook'ta ona bir mesaj attım. İngilizce yazdım. Çünkü hala tembelim. İngilizce olarak şey yazdım. Ya işlerini gördüm. Bana bir portfolyo atabilir misin? Çünkü sayfası yoktu. İzmir'de diyebiliyorum. Cevap yok. Dedim. Sonra bir cevap geldi İngilizce olarak. Cevap neden yok biliyor musun? Çünkü İngilizce o kadar bilmiyordu. İlk olarak bir arkadaşı verdi. O çevirdi. Sonra İngilizce geldi cevabı. İşte sonra ben de Türkçe olarak telefonda açtım. Ya merhaba Markus ben. Türkçe biliyorsunuz. Böyle rahatladık. Bunu İzmir'den de hissettim. Ve şey dedim yani biraz konuştuk. Öyle bir sergi var. Katılmak ister misin? Ne dersin? Bence çok hoş olur falan derken bu şekilde Plato'da katıldı. Facebook sayesinde. Devam ediyor. Sonra Selin Söl, Daire Galeri'nin sahibi. Bir gün beni arıyor ve şey diyor. Ya senin sergin orada Ahmet Durur diye bir çocuk var. Kim o? Biraz anlattım. Sonra onunla anlaştı. Onun üzerine İstanbul'da sergi açmaya başladı. Onun üzerine İstanbul'a taşındı. Onun üzerine yüksek lisans burada yapmaya başladı. Ve artık burada. Yani Facebook ile başladı. Tabii ki öbür tarafta dikkat edin hepiniz. Günümüzde bazen üretimden ziyade imaj ön planda. Yani bu işin günümüzde eleştirel olmak hiçbir zaman olmadığın kadar önemli olmaya başladı. Yani günümüzde sanatçı olmak mı yoksa sanatçı oynamak mı? Yani bu çok fazla böyle bir şeysi var. Yani bazen şey düşünüyorum. Yani nasıl sanatçı olunuyor? Başka çaresi yok mu? Yoksa sanatçı havalı oyunu diye. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Facebook'ta, Instagram'da açılışlarda falan filan öyle bir hava oluştu. Bu yüzden işte Instagram'da bazen bakıyorsun çok etkin, çok aktif ama hepsi boş aslında. Ortada öyle bir şey yok aslında. Aslında. Yani güçlü bir sanatçının hiçbir Instagram sayfası olmayabilir. Birisinin 5000 tane takipçisi olabilir ama bu aslında sanatsal kalitesi üzerinde sıfır diyor. Hiçbir şey söylemiyor. Ama dışarıdan baktığınızda wow. Dikkat. Instagram'da saçınızlar fotoğraf çekiliyor ama gerçekten alakası yok. İşte Türkçe'de orada bir laf var. Yalan dünya. Hiçbir şeye inanmayın. Tabii tam da buraya gelmişken şeyi de söyleyebiliriz. Yani bugün artık öyle bir noktaya geldi ki iki tane fotoğraf çekiyorsunuz. Bunları iki metre büyüttüğünüz zaman küratör de onu gelip en güzel yere koyduğu zaman abartılı bir şekilde hak etmediği noktaya getirilebiliyor. Evet, son bir soru alalım. Hadi gençlerden. Hepiniz gençsiniz de kusura. Tabii ki. Merhaba. Mikrofon kullanmasam olur mu? Yok, kaydediyor, kaydediyor. Yok, kaydediyoruz o yüzden. Kaydediyor. İbrahim Hasan ben. Ben de Altınbaş Üniversitesi mezunuyum. Önceden Kemerburgaz'ı da adı değişti. Hangi bölüm? Plastik Sanatlar bölümü mezunuyum. Bünyamin Hoca çok güzel bir giriş yaptı aslında. Küratörün antik Yunan'daki anlamını anlattı bize. Çok da hoşuma gitti. Yani o anlamını ben çok sevdim. İlk kez duydum. Şimdi siz dışarıdan hani Almanya'da yetişmiş, oradan eğitim görmüş, oranın bilgisini, görgüsünü almış bir insan olarak ve küratör sıfatıyla şu an karşımızdasınız. Yani ülkemizdeki küratörler hakkında fazla konuşmadık sanki. Yani yaptıkları işler hakkında olsun, ne yapmaları, nasıl yapmaları gerektiği hakkında olsun. Sizin bir cümleniz çok hoşuma gitti. Kültür merkezleriyle alakalı bir şey dediniz. Ben burada sergi açmam dediniz. Bu çok güzel bir tavır. Ama bakıyoruz ki yani bütün kültür merkezlerinde hiç olmadık işler. Hiç tahmin edemeyeceğimiz, hani burada sergisi olur mu bu adamın diyeceğimiz sanatçıların işleri var oluyor. Yani kısacası ülkemizdeki küratör adı altında sergi düzenleyen şahıslar hakkında yorum yapmanızı istiyorum açıkçası. Yo, ya, genel olarak bence küratöryel çalışma açısından zayıfız. Zayıfız. Yani kıyas yapmak gerekirse Almanya ile çok yani şöyle kaç fırın ekmek yemek lazım yani. Ya daha zaman lazım yani. Değil yani mi? Şöyle düşünün. Biz görebilecek miyiz? Ben 30 yaşındayım. Göreceksiniz. Yani 60 yaşındayım. Hayır, görmeyin, yaratın.
Hayır, işte bunu diyorum ya. Eğer zayıf bir ortamdasınız, onun güçlendirme görevin sizin. İşte zaten bu hoşuma gidiyor. Yani güçlü olan bir ortamda güçlü olmak çok önemli değil. Çünkü zaten güçlü komşularım var. Ama zayıf bir ortamda güçlü olmak bence önemli. Çünkü o zaman siz hep beraber aslında bu ortamı güzelleştiriyorsunuz, güçlendiriyorsunuz. Yani bu bağlamda şöyle düşünün. Biz şu anda sanat üretimden bahsetmiyorum. Sanat üretim açısından şu anda Türkiye'de hiçbir gerilime yok. Yani hiçbir sanat genel olarak işte bizim sanatçılara bir belli bir noktaya kadar işte taklitti, komik kopiydi, işte geride kaldılar falan. Bu zaten çoktan geri kaldı. Yani çağdaş bir Türk sanatçı, ya yani yetenekli çağdaş bir Türk sanatçı günümüzde Berlin'de, Londra'da, her New York'ta yetenekli çağdaş bir Türk bir sanatçı kadar yetenekli vesaire. Bu yüzden uzun zamandır aslında Türkiye'de üretim ile ilgili bir sorun yok. Dolayısıyla şey sorgulanabilir, neden daha fazla yurt dışında Türk sanatçıları yok? Ya da neden bizim, yani şimdi bizim diyoruz, artık bakın ötekileşmiyorum. Neden bizim Damien Hirst'imiz yok ya da işte falan filan yok? Çünkü bu değerli, genç ya da olgun çağdaş ya da neyse yurt dışına taşıyan sanatçılar, taşıyabilecek sanatçı, taşınabilecek kurumlar eksik. Yani yurt dışına tanıtan kurumlar eksik. Yani kaç tane galeri yurt dışındaki fuarlara katılıyor? Çok az. Kaç tane müze uluslararası ilişkiler içinde? Çok eski. Ya çok eksik. Buna zaman lazım. Yani biz şu anda bir saniye onu bitireyim. Biz şu anda ortam olarak bir bebekten bahsediyoruz. Yani bakın altını çiziyorum çok önemli. Avrupa'da 300 senelik bir müzecilik tarih var. Türkiye'de 37. Yani bakar mısınız? Hatta yani gerçek müzecilik anlamda belki 15 senelik, 10 senelik. Evet. Resim heykel müzesi çok sıkıntılı. Modern, İstanbul Modern'le. Evet. 2004 açıldı. Galericilik biliyor musunuz? Londra'da 1850 civarında yüzlerce galeri var. Artık galeri sistemi ve ortamı oluştu. Türkiye'de ne zaman başlıyor? Akademi 200 yıllık. İşte akademi işte 17. yüzyılın sonunda çoktan çıkmıştı. Yani ortam açısından çok büyük gecikmeli bir söz konusu hala. Ama günümüzde ortamları hızlı gelişiyor. Ve dolayısıyla yurt dışındaki örneklere baz alarak işte küratörlük anlamda, danışmanlık anlamda, galericilik anlamda hala öğrenecek çok şey var. Ama iyi örnekler de var. Hem yurt içi hem yurt dışında. Dediğin gibi yani mesela Vasıf Kortun önemli bir örnekti. Çünkü iyi bir küratördü. Yani sergileme açısından önemli bir küratör. Başak Şenova tasarım açısından önemli bir küratördü. Necmi Sönmez eleştirel açısından önemli bir küratördü. Yani bu bağlamda aslında Türkiye'de de artık 30 senelik bir küratöriye tarih var. Gençlerde de vardı. Bu bağlamda gelişmekte olan birçok tabii ki yani ben olumlu ağırlıklı olarak konuşurum. Çünkü ben olumlu bir insanım. Kötü örnekleri yok mu? Tabii ki var. Suistimal, sanatçı kullanan, sanatçı üzerinde empoze eden örnekleri var. Hatta 2003 yılında bu arada çalışmaya başladığımda inanamadım yani. İnanamadım yani. Yani ben sanatçılarla, genç sanatçılarla görüştüğümde herkes bana korkarak yaklaştı. Ve çoğu şey dediler. Bizim, işte deyimleri öğrendim de. İşte herkesin ağzı o kadar yanmıştı ki. Bana neden şans verdiler? Yabancıyım diye. Belki bir şansı var. Ve fark ettiler başka yaklaşımlarda da olabilir. Yani bu yüzden eskiden özellikle çok vasat örnekleri vardı. Ve olumsuz örnekleri vardı. Galericilikte de öyle. Eskiden galericilik korkunçtu işte. Adem işte bu bir siz yaşamışsınız herhalde. Eskiden galericilik korkunçtu yani. Şimdi zaten son seneler... Sayı olarak çok düşüktü. Düşüktü ama yani yurt dışıyla karşılaştırılmazdı. Ama öğrenmişler, günümüzde iyi örnekleri var. Yani bu işte biz hep beraber bu ortamı yaratıyoruz. Siz sanatçı olarak işte biz işte sergi yapımcısı ya da neyse olarak. Ve dolayısıyla hepimiz sorumluyuz oradan. Evet o...
Sorunun tamamı herhalde olacak onunla birlikte. Öylelikle bitirelim. Genelde şey soruyoruz ya işte, neden bizim bir Damien Hirst'ümüz yok? Ama aslında burada popülist bir söylem olmuyor mu? Yani hep yüksek sanattan bahsediliyor. Bir taraftan da Türkiye için konuşursak eğer, belki bir Damien Hirst yok, belki çok işte önemli bir soyut dışa vurumcumuz yurt dışı bağımında yok. Ama çok ciddi bağımsız sanatçılar var. Ve bunların belki biraz daha temsil edilmesi veya ne bileyim belki de bunların da ciddi pazarlaması mı diyelim artık bir şekilde. Zaten onu diyorum. Yani üretimli bir sanat. Zaten şu anda bakın şu anda Türkiye'de Frida Kahlo'su var. Picasso'su var. Yani Leonardo da Vinci belki var. Yani üretimli bir sorun yok. Sadece ama, sıkışmışlık varmış gibi sanki. Hayır benim şunu demek istiyorum. Aslında üretim açısından var ama mesela şu anda bizim bu ortamda lider dediğimiz sanatçıların hepsi yerel bir etkisi var. İşte Ömer Uluç, işte Burhan Doğançay, bu olgun çağdaş olan büyük isimler. Hem ortam içinde hem sanat tarih yazmışlar hem de sanat piyasasının yüksek bir değeri sahip. Ama o yerel bir değer şu anda. Neden bir yerel bir değer? Birçok sebebi var ama ana sebeplerden birisi işte yurt dışına tanıtacak ve taşıyacak kişiler yok. Mesela şimdi Farenza Zeyd iyi bir örnek. Evet, şu anda. Yerel büyük dev bir isimdi. Bugün yarın yurt dışında daha bilinir bir kişi olabilir ve belki yurt dışındaki sanat tarih, global sanat tarih kitapları gelebilir çünkü Tate Modern'de sergisi var. Tate'de sergisi olunca iş değişecek. Yani bir ortam. Açıkçası benim bahsettiğim şey o değildi. Benim bahsettiğim Tate'de sergiler yapan başka bağımsız sanatçılar da var. Hani plastik işlerin dışında kavramsal işler yapan çok önemli sanatçılar var. Tabii. Ama belki de onların tanıtımının yurt dışında değil Türkiye'de yapılması gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz onlardan bahsetmiyoruz. Nasıl? Anlamadım. Hüseyin Çağlayan'dan bahsediyor. Yani orada veya da bir Cevdet Erek'ten bahsediyorum. Yani hani kim bahsetmiyor? Yok hayır. Sizden zaten bahsetmiyorum. Hayır, biz genel olarak eleştiri yapıyorum. Sadece hani kendi adımıza bir eleştiri yapıyorum aslında. Belki de hani onların da burada onların da bilinirliğinin aslında artması gerektiğini düşünüyorum. Ben bir katkı sunabilir miyim? Belki sorunun şeyini verecektir. Tekrar ele alacaktır ama benim sorudan anladığım şey şu. Senin de itiraz ettiğin şey ikisini karşılaştırdığım zaman ortaya şu çıkıyor. Damien Hirst'imiz niye yok sorusu aslında Damien Hirst kadar iyi kaliteli işler yapan niye sanatçımız yok demiyor. Damien Hirst'ü dünya piyasasına çıkaran onu bu yüksek kültür içerisinde çok yüksek yerlerde müzelere taşıyan bir arka plan var. Yani onu oraya taşıyacak kurumlar var. Sermaye var. Tanıtacak zenginler var. Bunlar yoksa Damien Hirst'iniz olmaz. Yani 1 milyon dolar, 5 milyon dolarlara sizin yapıtlarınızı taşıyacak ancak Türkiye'deki kurumların, büyük kurumların ve çok zengin insanların taşıması mümkün olabilir. Buna henüz biz hazır değiliz. Bakın ben sadece basit bir şey söyleyeyim. Çin'in şu andaki çok önemli sanatçıları var. Dünya çapında sanatçıları var. Bunlar 20 sene önce yoktular. Ben dünyanın her tarafındaki sergilere gittim, katıldım sanatçı olarak. FIAKA'da katıldım, ARPARI'ye katıldım, MAKDEMİL'e katıldım. Bu katıldığım yerlerde Çinli sanatçıları 3-5 tane görürdüm ve onlar da 3'er 5'er kuruşa satılırdı. Şimdi onlardan birileri dünya çapında artık teyitlere götürülüyor. Başka yerlere, niye? Arkasında öyle bir sermaye var ki, o sermaye bunları oraya taşıyor. Damien Hirst yaptı onları. Zaten şu an anlatmak istediyor. Bizim var sanatçılarımız, kaliteli sanatçılarımız var. Ama onları oraya taşıyacak sponsorlarımız yok. Onları oraya taşıyacak zenginlerimiz sahip çıkmıyor. Henüz o bilinçte değiller. Dolayısıyla ne zaman bu oluşursa, şimdi basit bir örnek söyleyeyim. Sotheby's'e 5 tane Türk sanatçısı katılıyor. 5 tane de Çinli katılıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Çin'den 2-3 tane uçak kalkıyor. Oradaki yapıtları yüksek değerden satın almak üzere geliyorlar, yarışıyorlar ve çok yüksek rakamlardan satın alıyorlar. Ama
Türk sanatçılarını orada destekleyecek bir şey yok. Mamen bedel 5000 lira diye çıkmışsa atıyorum. O 5000'de kalıyor. Hatta belki hiç yukarı çıkmıyor, daha aşağı düşüyor. Ne oldu? Siz onu yukarıya taşıyamadınız. Ama buradan 5 tane zengin insanımız, 5 tane kurumun tepesindeki bilinçli, kültürel yapıyı yukarı taşıyacak birileri olsaydı, bu insanı alıp dünya piyasasına götürebilirlerdi ve arkasında durmuş olsalardı onlar da kazanacaklardı. O Çinli sanatçılarla beraber arka plandaki Çin kurumları onlar da kazanıyorlar. Damien Hirst'ı oraya çıkaranlar o ekonomiden faydalanmıyor mu zannediyorsunuz? Zannediyorum. Mesela Damien Hirst ilginç bir örnek. Zaten Damien Hirst 80'lerin ortasında işte arkadaşlarla takılırken, ilk sergiler yaparken bu Young British Artist'ları kim geliyor? İşte Charles Saatchi geliyor. İşte evet. Bir büyük koleksiyoner, reklam, dünyanın en büyük reklam şirketine sahip. Ve oradaki potansiyel, oradaki asi gençleri keşfediyor, potansiyeli görüyor ve onlarla beraber yürümeye başlıyor. Jackson Pollock. Arkadaşlar, Jackson Pollock Peggy Guggenheim ile tanışmasaydı biz Jackson Pollock bilmezdik. Jackson Pollock'un ilk işte abstract expressionism action painting'leri $1,500. Şimdi $10 milyon başlıyor. Yani gelişmiş bir sanat ortamının, ya yani şöyle düşünün. Gelişmiş bir ülkenin gelişmiş bir ekonomi sistemi var. Ve buna bağlı gelişmiş olan bir sanat ortamı var ve gelişmiş olan bir sanat piyasası var. Bunlara iç içi olan bir şey. Ve bu sanatçılarının birçok, tabii ki eğitim daha iyi durumda, işte genel ortam daha iyi durumda, ona tartışmıyorum. Ama bu sanatçılar için işte yurt dışı ya da global ortama girmek daha kolay. Gelişmekte olan ülkelerinin bir tık daha zor. Biraz önce dedim ya, her yerde zor, burası daha zor. İmkansız ama değil. Nuri Bilge Ceylan düşünün. Hüseyin Çağlayan düşünün. Fatih Adam 99'da İngiltere'nin Design of the Year oldu. Çin tabii ki ilginç bir örnek. Çünkü biz Türkiye'deki sanat ortamı bu bağlamda Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa ile karşılaştıramayız. Bizim karşılaştıracak ortam São Paulo, New Mexico. Yani gelişmekte olan metropolislerin ortamları. Aslında teoretik olarak da Çinli'yle karşılaştırmamız gerekiyor ama karşılaştıramayız çünkü ekonomi. Oradaki ekonomi farklı. Bakın arkadaşlar, şu anda dünya ekonomi, şimdi sizin alanınıza korkarak giriyorum da, dünyanın en güçlü ikinci ekonomisi kim? Çin. Sanat piyasasının iki numara kim? Çin. Bu kadar birinci basit. Birinci numara Amerika, 700 milyon dolara cirosu ile. İkinci Çin 370 milyon, ikisi neredeyse yarı yarı. Üçüncü İngiltere 350. Sonra büyük bir uçurum ile 40 milyon Paris, sonra Almanya, sonra diğer ülkelere geliyor. Yani bu bağlamda şey görüyorsunuz. Mesela şu anda siz belki ilgilenebilirsiniz ya da herkes. Artprice.com diye bir web sayfası var. Artprice.com. Orada her sene Annual Art Report diye bir şey yayınlanıyor. Dünyanın tüm müzayedelerinin verileri topluyorlar. Ve ona göre işte Forbes'ın 500 en para kazanan sanatçılar gibi bizim de top 500 çıkıyor. Biliyor musunuz? Benim için sanat tarihçisi olarak ben yandım. Çünkü şu anda hangi ülke en çok sanatçıları bu 500'ü sokuyor? Çin. %30 Çin'den geliyor. Ben kaç tane biliyorum? Ai Weiwei dışında kimse bilmiyorum. Ve hiç de bilmiyorum. Ai Weiwei'yi taşıma nedenleri de zaten ayrı bir şey. İşte Ai Weiwei başka bir case. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bağlamda arkasında yerel piyasası o kadar güçlü ki, yani global bir etki şu anda ekonomik olabilir. Ha, şöyle bir şey de var. Ama şu anda bu 500 içinde olan Çin sanatçılarının Alman sanat ya da İngiltere ya da Japon sanat üzerinde etkisi yok. Onu söyleyeyim. Yani sanatsal bir etkisinden bahsedemiyorum, ancak şu anda ekonomik bir etkisinden bahsediyorum. Aynen. Bu bağlamda yani kısaca şöyle, belki sizin sorunuz son olarak. Sağlam bir ortamda sanatsal üretim, toplumsal gelişim ve sanat ortamının gelişmesi paralel gidiyor. Sağlıksız ortamları bizimki gibi böyle
böyle aksatmalı Serpil. Gidiyor. İşte Serpil. Sanatçılar sıçrıyor, işte kimse anlamıyor, galerilere giriyor falan. Anlatabiliyor muyum yani? Bu bağlamda bizim hedefimiz nedir? İşte daha uyumlu bir hale getirmek. Ve bu bağlamda günümüzde aslında teoretik olarak disiplinler arasında, kavramsal mı olsun, şu mu olsun arasında hiçbir fark yok günümüzde. Ve bilinirliğiniz belki şeyden bahsediyorsunuz. Burada da bir farkı yok. Mesela günümüzde biz yeni bir dilemmaya karşı karşıyayız. Herkes şey diyor. Genç sanat, güncel sanat. Genç sanat, güncel sanat. Genç sanat, güncel sanat. Ben bazen şey diyorum. Ulan orta yaşlı ne olacak? Yaşlı ne olacak? Yani genç ne demek ki? Anlatabiliyor muyum? Herkes ne video genç, yapsın. Ne genç yani? Ne? Ki bizim alanımız 40 yaşında da gençte kalabilirsin. O güzel de. Yani İstanbul Art News'a baktığında ya da bize genç olan Karaköy'deki Mısır Apartmanı'ndaki galerilere baktığında orada genç sanatçılar var. Başka sanatçılar şu anda bu ortamın dışına itiliyor. Neden? Çünkü müzelere yeterince etkin çalışmıyor falan. Yani öyle bir şey. Ya sizin izah ettiğiniz anladığım kadar genç sanatçılar için... Sadece toplumsal bir eleştiri yaptım aslında. Hani hep sadece... Orada ben resim çok seviyorum. Ben resim yapıyorum. Ama bunun dışında hep böyle aynı isimlerden bahsediyor. Hep onları bir yerlerde görmek istiyoruz ya. Aslında ben sadece resim veya heykel gibi daha plastik sanatlarla uğraşan sanatçıların... Türkiye'de garip bir şekilde burada para kazanabilir, piyasaya daha hakim olmalarına rağmen, yani buradaki piyasayı devam ettirmelerine rağmen Türkiye'de sıkışıp kalmaları bir taraftan da bağımsız sanatçıların aslında yurt dışında kendilerini gösterebilmeleri. Burada garip bir çelişki var. Ben sadece bunu anlayamadığım için bunu sormaya çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, yurt dışına tanımak istiyorsunuz, yani parantez içinde, you are on your own, yani tek başına yapacaksınız. O çok net. Günümüzde rezidans programları var, işte İKSV'nin var falan filan. Yani benim yaşadığım ve fark ettiğim şu, yani yurt dışında ya da daha uluslararası bir görünürlüğü sahip olan sanatçıları bunları hepsi kendine yaptılar. Zaten sanatçı olmak günümüzde bu demek. Yani mesela bazen genç sanatçı kızıyorum bu bağlamda, bazı şey diyor yani. Aman küratör gelsin beni keşfetsin. Aman galeri sahibi gelsin beni keşfetsin. Yani bu ne demek? Dışı bağımlı kalacaksın. Yani tam tersi olmalı. Sanatçı aktif kendini olacak. Kendini var etmeli. Kendini var etmeli ve ben küratör olarak onu keşfetmeli. Ve ondan sonra ben mi öyle gitmeliyim yani? Benimle çalışır mısın? Anlatabiliyor muyum? Yurt dışındaki meselesi de öyle. Bu yüzden yani aktif olmamız gerekiyor hepimiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir söyleşiydi.